bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Nasıl ya? Nasıl lan, nasıl? Nasıl lan, nasıl lan, nasıl? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl bunu bilip susarlar lan? Ya sen? Dostum dedim. Kardeşim dedim lan sana. Ben nasıl bunu bilip susarsın oğlum? Berk, söyledim oğlum sana. Ben de yeni öğrendim bak. İnan bana, annem mahvolmuş bir halde. Çok üzgün, çok pişman. Üzgün mü? Pişman mı? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Sen kafayı mı yedin oğlum? O vicdansız annen de, buna göz yuman baban da cezasını çekecek. Adalete her şeyi anlatacaklar. Yürü lan, gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Berk. Bunca zaman neler sakladıysanız hepsini tek 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 anlatacaksın. Babamın katillerinin kim olduğunu söyleyeceksin. Hayır Berk, olmayacak öyle bir şey. Bak, anlattım sana. Annemler sebep olmamış dedim, kazayla olmuş dedim. İnanmıyorum. İnanmıyorum sana. Bundan sonra da hiçbir dediğine inanmıyorum. Babamın katillerinin kim olduğunu anlatacaksın. Yürü gidiyoruz polise. Berk, yürü. Berk. Oğlum annem suçsuz dedim sana. Berk. İnanmıyorum lan, yürü. Berk, annem suçsuz. Yürü. Yürü. Bak yeter oğlum, bırak kolumu. Gidiyoruz, yürü. Berk, bırak kolumu. Her şeyi anlatacaksın. Oğlum annem suçsuz dedim sana. Berk, bırak kolumu. Gece bitecek her şey, yürü. Berk, bırak kolumu. Oğlum, yürü gideceğiz. Ne yapıyorsun lan, delirdiniz mi? Alo. Delirdim. Evet, delirdim. Neden delirdim biliyor musun? Berk sus. Bu herif var ya, bu herif. Bu herifin annesi! Berk! Ömer yaşıyor mu? Bir şey söyle Ömer! Durup durmuşsun sen! Yardım et! Berk! Berk! Gel! Berk, iyi misin? Berk! Ah, gel! Berk! Berk, duyuyor musun beni? Berk! Durup sen ne yaptın oğlum? Berk! Kimsin Berk? Berk, aç gözünü, duyuyor musun beni? Berk! Berk, aç gözünü oğlum, ne olur. Nefes alıyor mu Ömer, baksana. Nefes alıyor, tamam. Sakin, nefes alıyor. Berk! Berk, aç gözünü kardeşim, lütfen Berk! Oğlum aç gözünü. Berk, aç gözünü. Berk, duyuyor musun beni Berk? Ömer yaşıyor mu, Ömer yaşıyor mu? Yaşıyor, tamam, nefes alıyor, sakin. Sakin, tamam. Tamam, sakin olsun sen biraz. Aybüke kendi gibi davranmıyor ki. Sorun ne, soracağım bu kadar yani. Ömer! Berk! Ne oluyor ya burada? Dur! Ne oluyor ya? Neden baygın? Kafası kanıyor ya, ne oluyor? Biri bir şey söylesin, ne oluyor? Ya tamam, sakin olun, biriniz ambulansı arasın, hadi. Dur, gel, gel çevireyim. Öksürüyor, öksürüyor. Berk! Berk! İyi misin kardeşim? Berk, iyi misin? İyi. Oh, şükürler olsun. İsmail! İsmail, ne oluyor burada? Ay, ne oluyor çocuğa?
başım ağrıyor. Tamam, fazla hareket etme, tamam. Aradınız mı ambulans? Arıyorum şimdi. Hayır. Ambulansa falan gerek yok. İstemiyorum. Ne demek istemiyorum ya? Ne demek hayır? Berk, kafan kanıyor, farkında mısın? İyiyim ben Aybike. Ambulansa falan gerek yok. Oğlum nasıl iyisin ya? Görmüyor musun halini? Ya biri burada ne olduğunu açıklayacak mı? Benim yüzümden. Ne demek benim yüzümden? Ben onun gitmesine izin... Ayağım kaydı. Öyle düştüm havuza. Düşerken de kafamı vurmuşum. Herif resmen kapı dışarı etti hepimizi ya. Ben de anlamadım ki derdini. Tanışmak istiyorum. İstemiyorum tanışmak. Ya kızım alt tarafa tanışalım dedik. Niye bu kadar uzattın be? Ben istemiyorum seninle tanışmak. Ya kızım gel şurada bir yer ne tuturalım. Yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Bırak be beni. Niye bırak ya? Sana kolumu. Ya tanışmaktan ne zaman gelir kızım? Şu an siye değil mi? Yani karşısındaki tanıdık mı? Bırak beni. Kızım bu kadar abartmaya gerek yok ya. Tanıdık tanıdık. Abim belayı yakından tanıdığı için tanıdık. Bırak beni. Niye bu kadar abartıyorsun? Gel. Ne oluyor oğlum orada? Sana ne oluyor birader hayırdır? Yerde durup dururken tanışmak istiyormuş derin midir nedir gerizekalı? Rahatsız mı ediyorsun lan sen kızı? Sana ne oğlum? Keyfimin kahyası mısın lan? Sana ne? Diyorsun ha? Keyfin hikayesi miyim? Öyle mi lan? Keyfin hikayesiyim lan. He neymişim? Keyfin hikayesiyim duydun mu beni? Oğlum bana bak lan. Ya şimdi buradan defolur gidersin. Ya da senin bu çeneni kopartır eline veririm duydun mu beni? Sustun be. Duydum. Hadi yürü git şimdi buradan. İyi misin? İyiyim iyiyim sağ ol. Asiye sen ne yapıyorsun Allah aşkına burada ya ha? Gecenin bir vakti ne yapıyorsun? Doğru mu bekliyorsun sen burada? Yok kimseyi beklemiyorum ya. Biraz hava almak istedim sadece. İyi tamam. Gördüğüm kadarıyla havanı da almışsın güzel güzel. Hadi gel biz seni eve bırakalım. Yok hadi. Ben eve gitmeyeceğim. İstemiyorum yani. Ömer'le kavga ettik. Biraz istemiyorum gitmeyeceğim. Ha şimdi anlaşıldı Ömerciğin niye herkesi apar topar evden kovduğu bak. O zaman hadi bize gidelim. İstiyorsan tabii. Yok ben kalacak bir yer bulurum ya. Asiye. Biliyorum. Senin için bayağı bir adamım. Hatta bu konuda bayağı bir haklısın. Haklı olduğun çok fazla yanın var. Ama seni burada böyle bir başına bırakıp gidecek halimiz yok. Tamam? Hadi o yüzden gidelim. Hadi anlaştıysanız gidelim. Acıktım zaten bir şey yemedim partide de. Hadi. Asiye bak benden sana tavsiye. Acıktığında benden bile pis, çirkin bir hal alıyor. Yani gerçekten hiç çekilmiyor. O yüzden beni uğraştırma, rica edeceğim. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Allah'tan çok derin değil. Biraz sıyırmış sadece. Sağ olun. Gerisini ben hallederim. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Azıcık daha otur. Yok. Bir an önce gideyim ben. Berk. Şu an iyisin ama değil mi? Nereye gideceksin? Kes sesini. Senin sesini duymak istemiyorum. Dur tamam bekle ben de geleyim bari. Gerek yok. Oğlum bari İsmail abi bıraksın. Gitme bu halde tek başına. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Nasıl ayağa takıldı? Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım yani. Yani ben de anlamadım bir şey de. Berk neden sana böyle çemkirdi? Ayağı falan takılmadı çünkü. Tartıştık. O yüzden düştü. Tartıştınız mı? Nasıl yani? Sonra anlatırım Aybike.
haberi olanlar için özür dilerim. Ne oluyor ya? Sen ne olduğunu biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ben girdiğimde zaten kavga ediyorlardı. İşte sonra Doruk bir tane yumruk attı. Berk de düştü. Nasıl ya? Sebep? Bilmiyorum. Yani iyi de bu hiç normal değil. Ya Doruk'la Berk ilkokuldan beri kanka. Ya bir kere tartıştıklarını duymadım. Tamam, arada nadiren de olsa oluyor öyle şeyler. Hem hatırlasanıza. Yani geçen sene ben de Ömer'le kavga etmiştim. Tabii. Onu tam böyle yumrukluyordum falan ama yani elimden zor aldı. Ama affettim. Demeye çalışıyor ki kendi aralarında hallederler. Karışmayın siz. Aklım kaldı Berk'te ya. Keşke gitseydim onunla. Kızım gelmedi diye nereye gidecektin? Ya benim de aklım Doruk'ta kaldı. O da iyi gözükmüyordu ki. Bu arada Asiye nerede? Biz de onunla kavga ettik. Çekti gitti. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Vallahi bak Dolunay mı, Merkür mü ne haltsa vallahi bir uzaklaşsın bizden ya. Vallahi bir peşimizi bıraksın. Kavga edene de. Aynen öyle. Siz de kusura bakmayın. Bu yüzden çıkıştım size de. Özür dilerim. Sıkıntı değil. Siz Asiye'yle düzenin de gerisi hallolur. Ben onu bir arayayım ya. Özür dilemem lazım. İyi edersin. İyi o zaman biz de kaçalım, ne yapalım? Görüşürüz. Ben de kalkayım artık, geç oldu. Tamam, sıkma canını, düzelecek her şey. İyi geceler. İyi geceler. Ömer mi arıyor? Evet. Açmayacak mısın? Aferin Asiye, aferin. Meşgulat iyice çıldırt beni. Gece gece sen nereye gittin ya? Nereye gittin? Neredesin sen ya? Neredesin sen ya? Şengül? Şengül neredesin sen? Her yerde seni arıyorum. Çıktın gittin, kayboldun ortadan. Sen niye beni merak ediyorsun ki? Git karının yanına ilk geceden telaşlandırmak adına. Ya ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun ya? Bari şu anda yapma ya. Şu anda yapma yani. Sen niye bunca zamandır bana hamile olduğunu söylemedin kadın? Şimdi söyledim de ne oldu? İşte aldım ağzımın payını, oturdum aşağı. Lan ben bugün nikahlandım, nikahlandım. Sen bugün gelmiş bana hamileyim diyorsun ya. Ne yapaydım yani? Nikahlanmasan eve dönecek miydin Orhan? Ya bilmiyorum Şengül, bilmiyorum, bilmiyorum. Her şey birbirine girdi zaten. Şok oldum ya. Kaç aylık peki? Altı. Altı ay mı? Ne diyorsun sen ya? Çocuklar niye haber vermedi bana o zaman? Bilmiyorlardı ki. Ben köye yolladım onları anlamasınlar diye. Nasıl bilmiyorlardı ya? Ya sen altı aydır bir başına mı yaşıyorsun? Ah Şengül ya. Ah ne diyeyim ben sana? Ben sana ne diyeyim ya? İyi misin peki? Ha? Ağrın sancın bir şeyin var mı? İyiyim. Yok bir ağrım sancım. Kız mı, erkek mi? Bilmiyorum. Öğrenmek istemedim ben, doğumda öğreniriz diye şey yaptım. Sen zaten niye merak ediyorsun ki? Bebeği evli barklı adamsın. Senin ne işin olur bu bebekle? Kadın ne demek niye merak ediyorsun ki ya?
Ben bu çocuğun babası değil miyim? Babasın maalesef. Hadi kalk git karının yanına hadi. İyi peki tamam. Hadi sen de kalk. Kalk yürü git eve. Bu saatte oturma buralarda hadi. Hem çocuklar bu saatte seni merak etmiyorlar mı nerede diye ya? Benim kimsenin merakına ihtiyacım yok. Ben kendi başım çaresine bakarım. Nerede ne kadar istiyorsam o kadar da otururum. Sana da hesap vermek zorunda değilim. Karışma benim işime. Kızım sana karıştığım falan yok. Allah Allah. Tek başına yürüme. Gel götüreyim işte eve. İstemem ben kendim giderim. Hadi sen karnına geç kalma. Bak sana son kez söylüyorum Şengi. Sana son kez söylüyorum. Bak ben bu çocuğun babasıyım. Ve ben iyi bir babayım. Bunu inkar etmeyeceksin herhalde değil mi? Sen seçimini yaptın Orhan. Sen o kadından nikahlanıp aile kurmaya karar verdiğin an seçimini yaptın. Sırf bana acıdığın için yanımda kalmanı istemiyorum. Ya kadın sana acıdığım falan yok. Sana acıdığım falan yok. Ben çocuğumu düşünüyorum. Hepsi bu. Hamile falan olmayabilir. Sırf bugün burayı karıştırmak için böyle yapmış olabilir. Ay yok artık anneciğim ya. Bak kadın o kadar ağladı zırladı. Ayrıca o kadar iyi oyunculuk yapabiliyorsa Broadway'a falan gitsin yani pes. Kızım sen o kadını hiç tanımıyorsun. O ne numaracıdır o. Sırf Orhan'ı bana kaptırmamak için her şeyi yapar. Vallahi anneciğim yanlış anlama da yani bu adamda ne buluyorsunuz anlamış değilim. Adam gayet kendi halinde, saf uz bir adamcık. Evet anneciğim, belki de benim aradığım odur. Öyle akmaz, kokmaz, saf bir adam. Yani doğru esasında. Babam gibi bir playboy'dan sonra haklısın. Gerçi Orhan amca da seni daha ilk geceden yalnız bırakıp eski karısına koştu ama... Sen anneni hiç tanımamışsın kızım. Ben dedim koş git fırla konuş diye. Sen mi dedin? Evet. Böyle durumlarda anlayışlı gözükeceksin ki arkandan iş çevrilmesin. O ne kadar oyuncuysa ben ondan daha iyi oyuncuyum. O ne kadar yılansa ben ondan daha yılanım. Vay vay vay. Anneciğim ne olmuş ya sana böyle? Ay bir entrika var, bir numaralar falan. Şaşırdım. Kızım adamın tapusunu aldım, tapusunu. Öyle kolay kolay bırak. Ay Orhan ne oldu hayatım? Ne oldu? Ay üzülüp sıkılıp sinirlenip bebeğe bir zarar vermedi inşallah. Yok yok iyiler çok ay, şükür. Gerçi Şengül de bir şey demiyor ama bir sıkıntı yok herhalde ya bilmiyorum ben. Gel gel şöyle. Gel bir tane gel. Ah canım. Hadi geç otur Asya, kendi evin gibi takılabilirsin. Ya gece gece bir garip oldu ya, kusura bakmayın. Saçmalama ya. Gel otur. Çok güzel bir kek var, yanına kahve yapacağım. İster misin? Olur. Tamam, hadi geç. Bence siz oturun. Hem bir şeyler konuşursunuz. Ben hallederim kahveyi, hadi. Tamam. Baba, sen evde miydin? Valizimi almaya geldim, çıkıyordum tam. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Merhaba. Arkadaşımız geldi, oturuyoruz. Arkadaşınız mı? Senin değil herhalde. Bu gerizekalıyla gerçekten arkadaşlık ediyor musun? Baba.
baba. Ne var kızım? Ne var? Yalan mı? Gerizekalı değil mi bu çocuk? Evet baba öyleyim. Gerizekalıyım. Hatta gerizekalının önde gideneyim ama. Hadi bak sen valizini al git. Uçağını da kaçırma boş yere, tamam? Sana mı soracağım lan ne zaman çıkıp çıkmayacağımı? Ha? Sen mi karar vereceksin ne yapacağını? Tamam baba. Özür dilerim. Bir şey demedim. Hadi uzatmayalım. Yüzüme bakarak. Yüzüme, yüzüme. Yüzümün içine bakarak konuş. Erkek gibi. Böyle değil mi Dik? Gerizekalı seni. Sen anca böyle içine içine konuşursun işte. İki gün anlarsın bunun ne işe yaramaz bir herif olduğunu. Çekil şuradan. Abi boş ver. Abi ne olur takılma. Benim için tamam mı? Lütfen. Bak sana kahve yapacağım. Kahve getireceğim. Hadi gel. Keşke annem burada olsaydı Leyla. Ben geliyorum hemen, tamam mı? Var ya bir daha sana güvenip cüzdanımı evde unutursam kafamı kessinler. Ay bak maderim var ya mahvedecek beni. Dur. Abartma sistem, abartma. Aylardır akbili kullandığımız mı var? Ben nereden bileyim bittiğini? Zaten bilmediğin için 3 saattir yürüyoruz. Ama 3 saatlik zaman diliminde beyin jimnastiği de yapıyoruz farkındaysan. Ama hala çözemedik ya neden kavga ettiklerini. Ya en ufak bir ihtimal bile bulamadık. Berk'le durumu paylaşamadığını gerçekten çok merak ediyorum. Ha çünkü bu çocuklar bu geceye kadar seninle benden daha iyi anlaşıyorlardı. Yani ne olmuş olabilir bu kadar dövüşecek onu anlamadım. Madarım nerede? Anne! 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 Nereden bu saatte? Dışarıda. Madarım onu anladık dışarı. Sen ağladın mı? Yok. Emin misin? Bebeğe bir şey mi oldu? İyi değil mi kardeşim? Bir şey yok. Yok kuzular, sakin olun. Bebek gayet iyi, hiçbir şey yok. E tamam, neredeydin o zaman? Oh. Babanızla konuşmaya gittiydim öyle. Ne dedi, sevindi mi? Ha, havalara uçtu. Gerçekten mi? Yok be gülüm, ne havaya uçması. Ben gittiğimde nikahları kıyılmıştı bile. Evlendiler mi? Tamam üzülme anne ya. Eninde sonunda böyle olacaktı. Zaten biliyorduk bunu. Yok canım ne üzüleceğim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Gel buraya. Biz bize yetersen merak etme. Ay, iyi ki annem. İyi ki varsınız. Kuzularım benim. Siz bana yetersiniz. Aslanım. Öp. Öpçüm. Oh. Hala mis kokuyor oğlum benim. Aman kuzum benim. Her gün yıkanıyor mu? Hayırdır Akif? Bu ne değişiklik böyle? Ben sana dedim Suzan'ım. Küllerimden yeniden doğacağım dedim. Buyurun. Vallahi şaşırdım.
Yani bu kadar çabuk toparlanabileceğini beklemiyordum. Hoca ki bu daha fragman. Film yeni başlıyor. Neye bakıyorsun sen? Biriyle mi buluşacaksın? Ha, bizim Macit'le buluşacağım ya. Macit. İnci'nin abisi Macit. Hani senin yıllardır sinir olduğun şu inşaatçı adam. Ay yok. Artık öyle değil. Artık sinir olmuyorum. Macit benim yakın arkadaşım. Çok yakın arkadaşım Macit ya. Biriciğim Macit, aslan Macit, kaplan Macit diye. Aa da Macit. Oldu. Hadi ben gidiyorum. Şans dile. Kendine de iyi bak. Özle beni. Bay bay. Macit. Macit'im. Macit'cim ya. Macit'cim ne? Nasılsın ortak? Çok iyi gördüm. Buyur lütfen. Hadi bakalım. Buyur. Oğlum. Oğlum bak bakayım. Buyurun beyefendi. Yeni ortaklığımızı kutlamak için şefine söyle. Dükkanındaki en güzel içecekten yollasın iki tane. Tabii nasıl isterseniz getiriyorum. Hadi bakalım aslanım benim. Ya ne projesi, önce bir konuşsaydık keşke. Ya konuşulur ortak ya. Onda bir şey yok ki. O konuşulur. Ya sen zeki adamsın. Sen akıllı adamsın, cevval adamsın. Zaten böyle bir şey senin hayır demen olanaksız. Buyur al. Arazi bu. Var ya nasıl güzel bir arsa biliyor musun? Bak metroya yakın, AVM'ye yakın, arkası sosyal tesis. Pişt, daha ne olsun? Ne yapacağız biz bu araziye? Otel. Otel yapacağız. Hem de nasıl yapacağız biliyor musun Macit? Bak şimdi önce ana binayı yapacağız. Tamam mı? Ön tarafa. Ondan sonra oraya hizmeti açacağız. Bina çalışacak. Biz de o arada diğer birimleri yapacağız arkaya. Anladın mı? Yani inşaat parasını çalışırken kazanacak ya. Bu kadar basit. Şimdi otel inşaatı masraflı iş Akif. Ortaya koyabileceğim bir sermaye var mı? Duyduğuma göre en son durumların pek iyi değildi. Ya ama kardeşim ya ortak sen güncellenmemişsin ki. O kötü günler eskide kaldı. Artık eskisinden daha kuvvetliyiz çok şükür. Öyle mi? Sokak arasında bir pansiyonda kalıyor dediler senin için. Kim demiş onu be? Onu diyenler habis. Onu diyenler benim işte kötülüğümü isteyen. Ya rezil adamlar onlar. Kim onlar ya? Değişti. Yani şu anda oturduğum ev var ya. Eski ev bunun yanında müştemilat gibi kalır ya. Saray. Bildiğin saray. Her şey yolunda kardeşim. Evim de var, arabam da var çok şükür. Halim, keyfim, her şeyim yerinde. Çok özür dilerim. Sen hiç merak etme. Aha, bizim olan arıyor. Arabasını değiştirecektim de onun için arıyordur kesin kerata. Söyle oğlum. Oğlum söyle. Baba, acil eve gelmen gerek. Neden? Berk babasının nasıl öldüğünü öğrendi. Ne? Nasıl ya? O ne demek? Durum ciddi demek. Bir an önce eve gel. Tamam. Tamam oğlum. Ya evde bunların halledemeyeceği bir şey olmuş da baba acil gel, acil gel diyor. Ortak müsaadenle ben gideyim, tekrar buluşuruz olur mu? Olur. Acilse git tabii. Yalnız ben birkaç güne yurt dışına çıkıyorum. Olmadı döndüğümde seni evde buluşuruz. Hem şu saray gibi evini de bir görmüş olurum. Tamam. Tabii. Ne olacak? Sarayımda ağırlarım seni. Hadi bana müsaade. Hadi bakalım. Görüşürüz. Sen hiç rahatsız olma. Hadi. Tamam sen ver içsin artık. Kendi içen kendi öder. Lütfen telefonumu aç Esiye. Çok üzgünüm, seni çok merak ediyorum. Delireceğim, ne olur ara beni. Sen kimsin gece ya? Alo. Alo. Ömer, Leyla ben. Tolga'dan aldım numaranı. Bak partiyle ilgili ezikleyeceksin falan, hiç uğraşamam şu an ha. Kalbini kırarım. Sen 2 dakika laf sokmadan yerinde duramıyor musun ya? Asiye bizde. Bilmek istersin diye aradım seni. Nasıl ya? Harbi mi diyorsun? Arabayla geçerken gördük. Geri zekalı bir adam kızı rahatsız ediyordu. Biz de aldık, eve getirdik.
Sen süpersin ya. Çok teşekkür ederim. Bana konum atar mısın? Ben hemen gidip alayım. Atarım. Ama önce sıkı bir özür dile kızdan. Ne yaptıysan affettir kendini. Öyle al kardeşim. Tamam mı Ömer? Tamam, tamam. O iş bende. Sen merak etme. Konum at sen. Tamam. Hadi atıyorum konumu. Çok şükür ya. Allah şu antipatik kıza sarılmak isteyeceksin deseler. Hadi lan oradan derdim ama. Hayat işte. Delireceğim vallahi, aklımı oynatacağım ya. Oğlum sen niye böyle bir adamsın ya? Neden senin ağzında bakla ıslanmıyor? Ya niye gidip arkadaşına okuyorsun her şeyi, anlamıyorum ki. Ben sizin gibi değilim çünkü baba. Ben arkadaşlarımın suratına gülüp arkalarından iş çeviremiyorum. Yapamıyorum, anlıyor musun beni? Yapamıyorum. Gelecek, polis gelecek. Beni hapse atacaklar. Ben hapse gireceğim. Nebahat, Allah aşkına ya. Bir de sen başlama, Allah'ını seversen ya. Yahu üstünden geçmiş ne kadar zaman, ortada delil yok, bir şey yok. Neden alsınlar seni? Yok, ben yapamam ki orada Akif, ben yaşayamam orada. Ben orada yaşayamam Akif, ben ölürüm orada. Aklımı oynatacağım, vallahi billahi aklımı oynatacağım ya. Geldiler. Geldiler, polis geldi. Polis geldi. Götüreceğim, ne alacağım ben yanıma, ne yapacağım? Sakin olun. Biz kimseyi öldürmedik. Tamam, sakin ol. Akif, Allah seni kahretsin Akif. Allah senin belanı versin Akif. Ya öyle bir dur. Ya bilmeden etmeden niye saldırıyorsun adama? Neyi bilmiyoruz be? Neyi bilmiyoruz? Her şeyi öğrendik. Senin ve o aşağılık karının nasıl cani, ne kadar yalancı olduğunuzu artık biliyoruz Akif. Ayla, biz senin kocana hiçbir şey yapmadık. Tabii canım, hiçbir şey yapmadınız. Ya bırak, bunların hepsini ödeyeceksiniz. Senin ne mal olduğunu biliyoruz zaten. Asıl sen ya, sen bana bunu nasıl yaparsın Esret? Dur, ne yapıyorsun? Allah senin belanı versin ya. Ya sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Ya arkadaş dedik ya, kardeş dedik, dostuz dedik, ortak olduk. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Benim kocamı öldürdün. Hayır Ayla, hayır, asla ben bir şey yapmadım. Bak gerçekten senin düşündüğün gibi değil, öyle değil. Ben gerçekten bir şey yapmadım. Kes artık, daha fazla küçülme benim gözümde. Bırak, bırak bana masum oynama. Madem masumdun, niye aylarca sakladın? He? Hepiniz bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Babamın ölümüne sebep olmanın cezasını çekeceksiniz. Yahu biz kimsenin ölümüne sebep olmadık. Niye anlamıyorsunuz bunu ya? Ya yalan mı söylüyor oğlun ya? Ha? Doruk yalan mı söylüyor? Ya sana ne demeli? Ha? Sana ne demeli? Senin oğlun, benim oğlum polise gitmesini engellemek için neredeyse öldürüyormuş be. Ya siz nasıl bir ailesiniz ya? Siz nasıl insanlarsınız ya? Ama kaçamayacaksınız. Bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Hepsinin hesabını polise vereceksiniz. Bizim verilmeyecek bir hesabımız yok. Evet, yok. Bak Ayla, lütfen biraz sakin ol. Lütfen dinle bak. Bak gerçekten biz bir şey yapmadık. Evet, kavga ettik, doğru, ama Resul kendi düştü. Biz onu öldürmedik. Biz öyle bir şey istemedik. Asla istemedik. Kendisi düştü diyor hala ya. Biz bir şey yapmadık diyor. Ya kadın, sen beni delirtecek misin? Dağıtırım bak bu evi. Duydunuz mu? Dağıt! Sen ne diyorsun kadın? Sen ne diyorsun ya? Aylardır birbirimizin yüzüne bakıyoruz, hala ne mal okuyorsun bana? Yeter. Gerçekten yeter. Biz bunları duymak istemiyoruz ya. Biz bunları duymak istemiyoruz. Lütfen gider misiniz bu evden? Hadi. Gideceğiz zaten. Gideceğiz. Ama bunların hepsini polise anlatacaksınız. Hadi git aç kapıyı da gör gününü. Geldi. Polisler geldi. Anneciğim lütfen sakin ol. Lütfen. Geldiler. Lütfen sakin ol. Şöyle abi. Bey, 5 dakika bitti, ben hemen geliyorum. Siyahcığım, son yerdeyim herhalde ya. Uçtun resmen ya, bu ne hız? Yapabilsem ışınlanırdım da. Hadi geç. Geldim.
işin var burada? Sen mi çağırdın? Yani eğer bundan sonra teşekkür edeceksen Leyla, ama eğer bela okuyacaksan ben çağırdım. Şey, arabadayken Ömer'in aradığını görünce endişelenmesin diye ben haber verdim. Niye telefonunu açmıyorsun Asiye? Ha? Hadi açmıyorsun bari, iyiyim yaz da telaşlanmayayım. Telaşlanacak bir şey yok Ömer. Bak iyiyim gayet. Yalnız seni en son arayacağım yerde bulmam da. Garip. Hayat işte ya Ömercik. Bir bakıyorsun en sevmediğin adamın evinde buluyorsun kız kardeşini. Bir bakıyorsun bir de o adam senin kardeşini korumuş, kollamış. Teşekkür ederim. Ne demek? Laf bile olmaz. Hadi Asiye, evimize gidelim ha. Ya yapma şöyle kızım ya. İstersen bana söz verecek. Önce bir özür dile. Sonra al kardeşini. Asiye. Gerçekten çok özür dilerim. Evimize gidip olanları güzel güzel konuşabilir miyiz? Evimize gidip olanları güzel güzel konuşabilir miyiz? Dua et Ömer, başka gidecek yerim yok. Yoksa hiç de yani senin o eve falan gelesim yoktu. Tamam, haklısın. Kızmakta haklısın ama her şeyi oturup konuşacağız, çözeceğiz. Sıkıntı yok. Her şey için teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederiz. Asiye, olur da abin gene seni üzerse falan. Buyur gel, kapımız her zaman açık. Abartma, bu bir kere olur. Eğer bir daha üzmezsen bir kere olur abisi. Sağ ol tekrardan. Ne desen haklısın Asiye. Yaptığım çok büyük yanlıştı yani. Ama ne bileyim. Bu zenginlik elimizden gider de yine o ekmek bulamadığımız günlere dönersek diye çok korktum. Ama ben seni korkmanı anlıyorum zaten. Bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok yani. Benim kızdığım şey başka, biliyorsun değil mi? Biliyorum niye kızdın Asiye. Benim olmayan bir şey Akif'e verdim diye çok kızıyorsun. İyi bari, en azından hatanı biliyorsun. Biliyorum. Akif öyle hemen yerine koyarız saatleri deyince boş bulundum işte kızım, ne yapayım? Ama kimseye söylemeden o saatleri almam büyük yanlıştı tabii. Özür dilerim. Ne olur affet beni. Akif Bey'den saatleri geri alacağım mı? Yarın ilk iş bunu halledeceğim. Gidip alacağım saatleri. Söz. İyi peki. Barıştık mı? Barıştık. Oh ya. Vallahi dünya varmış ha. Sen bana küsünce ben çok üzülüyorum. Hı. Bir daha böyle yapma, tamam mı? Tamam. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ne oldu avukat hanım? Verdiler ifade. Tutuklanacaklar herhalde değil mi? Vallahi sonuç pek hoşumuza gidecek gibi değil. Nasıl yani? Ne demek bu? Polislere verdikleri ifadeyi okudum. Olayı aynen size anlattıkları gibi anlatmışlar. Bu şartlar altında daha dava açılacak gibi durmuyor. Nasıl dava açılacak gibi durmuyor ya avukat hanım? Ne diyorsunuz siz? Ya bu yaptıkları yanlarında kar mı kalacak bu ahlaksızların? Şimdi şöyle, tek kusurları orada olduklarını polislere bildirmemiş olmaları. Tabii herhangi bir yalan söylemedilerse veya bir şey saklamıyorlarsa, ki zaten elimizde delil de yok. Dolayısıyla dava açılmayacak gibi duruyor. Benim babamı öldürdüler ya. Benim babamı öldürdüler. Ne delilinden bahsediyorsunuz siz? Hala delil diyorlar ya. Benim babam ölmüş, hala delil diyorlar ya. Şaka gibi ya. İnanamıyorum. Allah kahretsin. Kurtuldunuz demek ha? Hiçbir ceza almadan yırttınız paçayı yani, öyle mi?
Peki, öyle olsun. Öyle olsun Nebahat. Ama şunu sakın unutma. Bana, oğluma yaşattığın bu hayal kırıklığını asla unutmayacağım. Anladın mı? Senin bundan sonra en büyük düşmanın benim. Bu yaptığını ödeyeceksin Nebahat. Mahvedeceğim seni. Allah kahretsin sizi. Yırttınız. Ama şimdilik yırttınız. Daha işim bitmedi sizle. Berk, dinlemen lazım. Kes! Kes, bir kelime daha etme bana, kes! Oğlum, düşündüğün gibi değil. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne konuşuyorsun oğlum hala yüzüme baka baka? Sen... benim için bittin. Doruk Atakul, bittin. Bundan sonra ne kardeşin... ne de dostun sen. Berk! Doruk! Hiç uğraşma oğlum. Şu dakikadan sonra o çocuğu hiçbir şeye ikna edemezsin. Kardeşim o benim. Kardeşindi. Ta ki ona her şeyi okuyana kadar kardeşindi. Sizin kardeşlik vefat etti. Ruhuna el Fatiha. Ben bugün artık bittim. Şu saatten sonra da kendime kalacak yer aramayayım, müsaade et evde kalayım. Tamam, gel. Gel, kal bu gece. Hadi gidelim. İyi, en azından o da kahvaltı. Bir de duş. Güzel. Doruk telefonunu açmayınca anlamıştım bir gariplik olduğunu ama hiç Berk'le kavga edeceği falan aklıma gelmemişti yani. Vallahi dün gece anormallikler gecesi olmuş. Doruk'un Berk'le kavga etmesi. Sonra seni Tolga'larda bulunan falan. Ömer, sen hiç Tolga'nın babası hakkında bir şey biliyor musun? Ne gibi? Ne bileyim. Çok garip, itici bir adam. Ya dün hiçbir şey yokken bir anda Tolga'ya bağırmaya çağırmaya başladı. Bana dedi ki sen bu gerizekalıyla niye arkadaşlık yapıyorsun? Bayağı çocuğu aşağıladı yani. Yani çok şaşırdım diyemem. Hatırlıyorsun, okulda herkesin önünde tokatlamıştı çocuğu. Evet. Normal bir ilişkileri olmadığı belliydi. Vallahi üzüldüm ben. Aynen, yazık. Hatoş abla, ben sana bir şey diyeceğim. Ha, buyur söyle. Dün hani saatler eksik falan demiştik ya. Hı. Eksik falan değil. Ben aldım. Siz mi aldınız? Evet, ama yarın yerine koyacağım, hiç merak etme. Hatta bugün koyacağım. Yani siz öyle diyorsanız. Afiyet olsun. Sen ne zaman konuşacaksın Akif Bey'le? Okuldan önce. Hatta ben kaçayım, geç kalmayayım. Okullu fıstığım, iyi dersler. Ablacığım, senin bir şeyin mi var? Evet, ben de büyüdüm artık. Ben de okula gidiyorum. Yani artık partilere ben de katılabilirim demek bu. Uyutmayın beni. Bak bak bak, sen partiye katılamadın diye bozuldun mu yoksa? Evet, öyle. Ya fıstığım, senin istediğin parti olsun. Doğum günü de en güzelini yapacağım ben sana, hiç merak etme. Ne, gerçekten mi? Yaşasın. Gördün mü ya, trip atmaya da başladı. Bozulmuş işte çocuk, ne yapsın? Hadi kaçtım ben, görüşürüz. Görüşürüz abi. Bana bak İsmail. Bu çocuklar bizim başımıza büyük dert olacak, ben sana diyeyim. Ne oluyor Fatoş? Nereden çıktı şimdi bu? Hani bu geçen gün kayboldu diye bahsettiğim saatler var ya. Evet. Karakola gidelim dedik hani. Evet. Çıktı saatler meydana. Neredeymiş? Ömer Paşa'da. Merak etme, yerine koyacağım ben diyor bir de. Tamam işte, yerine koyacakmış. Vardır bir bildiği. Ya Allah aşkına, ne bildiği olacak İsmail ya? Ne bildiği olacak? Yani satıp yiyecekti belli ki, ben görünce rahatsız oldu. Hayır, başka ne olacak bildiği?
Of Fatoş ya, of Fatoş ya. Çekemedin gitti çocukları ya. Ne istiyorsun? Kendi hallerinde zavallı yetim çocuklar. Daha neyi zorluyorsun ki? Ay bir şey zorlamıyorum İsmail, bir şey zorlamıyorum. Ben bu çocukları senin kadar saf bulmuyorum o kadar. Bak bunlar kesin böyle bir işler çevirdi, bir şey yaptı. Sevgi Hanım'ı kafa kol alıp çöktüler eve. Allah'ım ya Rabbim ya. Görürsün. Anla buraya yazıyorum, görürsün benim dediğim çıkacak. Hayır yoksa hiç kimse. Sevgi Hanım bile tanımadığı 3 tane çocuğu böyle evine getirip malını mülkünü kullandıracak kadar kafayı üşütmüş olamaz. Kesin bir şey var bunun içinde, kesin. Kim olduğunuzu ne zaman söyleyeceksiniz? Bilmiyorum İsmail. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiç böyle olacağını sanmıyordum. Ama korkuyorum. Neden efendim? Ömer beni kafası gidik Sevgi teyze olarak sevdi. Şimdi Suzan'la Ahmet'in, yani annesiyle babasının ayrılmasına sebep olan kadın olduğumu bilse, yine sever mi? Yani baba annesi olduğumu bilse, ha? Ah Fatoş'a, bilmiyorsun, konuşuyorsun tabii. Ömer Paşa dediğin Sevgi Hanım'ın özbeöz torunu. Ben bakarım. Günaydın. Akif. Suzan'ım günaydın, hoş geldin. Akif sen ne yapıyorsun burada, bu kılıkta? Ha ya düşündüğün gibi değil. Merak etme ben hala seninim. Yani bu başka bir sebepten. Ne sebepten olabilir Akif ha? Ne sebepten? Senin ne işin var bu evde? Ya akşam bazı mevzular olmuş Doruk'la alakalı. Neticede Doruk benim oğlum olduğu için evladım o benim. Onun için ben de geldim babası olarak başında durdum. Biraz da gece kalınca işler dedim bari kalayım burada ne yapayım. Neyse ne, ne yaparsan yap. Nerede kalırsan kal. Ben zaten senin değil Nebati görmeye geldim. Ah! Suzancığım hayırdır sabah sabah hoş geldin. Akif senin ne bu halin? Ne yapıyorsun sen? Ben de tam onu merak ediyordum. Beni o kadar tembihleyip ondan sonra da bu adamın bu evde kalmasına izin mi veriyorsun sen? Anlayamadım yani. Aa, bir dakika, bir dakika. Ay yok öyle bir şey tabii ki. Tövbe tövbe. Ay hayır. Kendisi geldi. Emri vaki yaptı da kaldı. Değil mi? Bak gülme Allah aşkına. Söylesene gerçeği Akif. Hanımlar, benim için kavga etmeyin. Benim kalbim ikinize de yetecek kadar büyük. Bana bak. Ben o sökerim büyük kalbi oradan, dikerim bornozunu aptike. Deli mi ne? Terbiyesiz. Aman tamam be. Şaka da yapamayacağız. Ayrıca Suzan'ım biliyor mevzuyu. O bana güvenir, beni kıskanmaz değil mi? Aman ne kıskanacağım seni be. Ya aman öf, sizinle de sabah sabah. Maşallah yüzünüzden düşen bin parça. Ben gidiyorum zaten, giyineyim, işime gücüme bakayım. Siz de burada konuşun, sohbet edin, birbirinizi yemeyin. Yemeyiz, yemeyiz. Doyduk biz senin aşkına çoktan. Bak Suzancığım gerçekten emir vaki yaptı, geldi, kaldı. Sen niye gelmiştin? Ha. Siz yokken bir sürü posta geldi de... önemli bir şey vardır diye geçerken bırakayım dedim. Aa, teşekkür ederim, çok sağ ol. Rica ederim. Neyse, ben de işime gücüme bakayım. Kulüpte görüşürüz. Suzancığım bir dakika. Bak, Akif artık evli bir adam. Biliyorum. Yani benim de evli adamlarla, öyle sahipli adamlarla asla işim olmaz. Asla. Yani bu konuda için rahat olsun, tamam mı? Ben sen değilim ki yani. Hadi görüşürüz. Lafı da koydum.
E canım, beni kendisiyle karıştırıyor. Nasıl? Sevdin mi hocalarını? Bilmem, fena değil gibi yani ama hepsini görmedim daha. Aman canım, seversin. Mis gibi kolej işte. Nesini sevmeyeceksin? Aa, bir zamanlar Orhan da okulda çalışmış, biliyor musun? Öyle değil mi Orhan? Yanlış mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Orhan? Ne oldu? Neyim var? İştahın da yok gibi pek. Yok ya, iyiyim iyiyim. Dalmışım işte böyle. Ben kendime demli bir çay alayım da kendime geleyim. Tamam canım. Anladım. Omzan, gel oğlum. Efendim baba. Ah, kardeşine de ver. Teşekkür ederim. Oy kurban olurum sana. Duydun mu? Teşekkür edermiş. Babasına çekmiş. Kız dün akşam ne düşündün biliyor musun Şengül? Ne düşündün? Hani hep derler ya, bir çocuğa bakan ikiye de bakar diye. Ya biz de o niyetle yapmadık mı Aybike'yi zaten? Ha. Ya ikiye bakan üçe de bakmaz mı? Niye, sen şimdi bebe mi istiyorsun? He, istiyorum vallahi. Ya kızım bir hatırlasana ya, ne güzel kokuyordu ya. Ay değil mi? Şimdi benim de canım çeker ha. Vallahi çok güzel kokuyordu ha. Kız istesen de ne var yani? Üç olsun, beş olsun, on tane olsun ya. Ev bebek de olsun, ne var yani? Dolsun Orhan, dolsun. Vallahi çok istiyorum kız. Yapalım bir tane de. Hey, yapalım. Eşe çayını iç. Nereye kocacığım? Hayırdır? Ha, ya ben ayılamıyorum bir türlü. Çay da ayıltmaz beni şimdi. Dün gelen giden çok oldu ya, çok yorulmuşum Gönül. Çıkayım bir hava alayım da kendime geleyim ya. Gelirim birazdan. Tamam bir tane. Anneciğim, sana bir şey diyeyim mi? Bu adamın kafası karışık. O Çiyan geldi tabii, karıştırdı ortada. Yani bence evliliğin ilk sabahından güzel bir hareket değil bu çekip gitmeler falan. Bu gidişle bu adam eski karısına döner, haberin olsun yani. Tövbe estağfurullah. Niye sokuyorsun kafama böyle durduk yere saçma sapan şeyleri ya? Yani vallahi bence durduk yere değil. Ama sen bilirsin yani, benden söylemesi. Hadi ben kaçıyorum şimdi, okula gitmem lazım, tamam mı? Tschüss. Tschüss canım, tschüss. Bir şey duyuyorduk ya. Aslı. Anneciğim. Ne yapıyorsun kızım burada? Ya şey, Oğulcan'la Aybike geçiyordu da karşıdan. Bir şuraya bir saklanayım dedim. O niye? Ya nasıl niye anneciğim ya? İşte sürprizi bozulmasın diye. Afrizim, ne sürprizi, ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya şimdi bunlar benim senin kızın olduğunu bilmiyor ya. Böyle işte bomba bir sürpriz öğrensinler istiyorum. O niye? Ya anneciğim, böylesi daha zevkli çünkü. Fena mı hem öyle kuru kuru öğreneceklerine? Oy kızım, gerçekten senden korkulur ya. Sen istedin bunu anneciğim. Yazdırmasaydın bizi aynı okula o zaman. Senin neyin eksik? Hiçbir şeyin eksik değil. Aksine fazlan var senin. Bunu da herkes böyle bilecek, tamam mı? Tamam, neyse, hadi konu değişti şimdi. Gençler de uzaklaştıysa, afra kaçar.
Oh, görüşürüz. Görüşürüz. Deli kız. Nasıl ya? Nasıl bu kadar çabuk elden çıkardınız saatleri? E oğlum, ticaret böyle bir şey işte. Yani fırsat denk geldiği an hemen ortaya gole çevireceksin. Yoksa elinde patlar oğlum. Ya iyi de ben artık inşaat işine falan girmek istemiyorum. Nasıl ya? Nasıl istemiyorsun? Bildiğiniz istemiyorum. Ben sadece saatleri yerine koymak istiyorum. Olur mu öyle ya? Hiç olur mu öyle Ömerciğim? Ticaret öyle bir şey değil ki. Sen dün geliyorsun, diyorsun ki Akif amca şu saatleri al. Al beraber ticaret yapalım, al bu saatleri diyorsun. Ortak olalım diyorsun. Bugün diyorsun ben istemiyorum. Öyle olabilir mi öyle bir şey ya? Allah Allah. Ve arsayı geri satalım. Ha? Gelen parayla da ben saatleri yerine koyayım. Olmuyor mu öyle? Aa, yo öyle olmaz. Öyle olmaz. Çünkü ben Akif amcan, ortağın alacağımız arsanın üstüne binayı dikecek ortağı da buldum. Anladın mı? Artık olmaz. Asiye beni öldürecek ya. Niye la? Saatler için mi? Evet. Sen bir düşündün şeye bak, Allah'ını seversen ya. Hele biz bu işi yapalım, sen Asiye'ye bir sürü saat alırsın ya. Her gün başka saat tekrar Asiye'cik ya. Allah Allah. Daha işte bunun için de biraz daha yardımına ihtiyacım var. Nasıl yani? Ya şimdi şöyle, ben hani ufak bir yalpaladım ya. Bir böyle düşüyor gibi oldum, geri kalktım falan ya. İşte itibarımın düzeldiğini yeni ortağa göstermem gerekiyor. O konuda da yardımına ihtiyacım var oğlum. Tamam da ben ne yapacağım onu anlamadım. Ya şöyle olacak, hiçbir şey istemiyorum aslında, basit. Yani sizin ev güzel ya. Ben diyorum adamla kendi evimmiş gibi sizin evde bir yemek yerim. Böylece ben aklımı, sen imkanlarını kullanacaksın. Bu durumu kurtaracağız. Adamı benim evimde kendi eviniz gibi ağırlayacaksınız. Niye? Durumum iyi, tekrardan zenginim diye etkilemek için. Doğru muyum? Akşam sendeyiz. Çok sıcak ya. Afra? Nerede? Burada. Gördün mü? Nerede? Burada. Nerede? Şimdi buradaydı. Haha, kesin. Kızım vallahi bak şuradan şuraya yürüyor de gördüm. Tabii tabii öyledir. Hatta kız sana aşık ya. Günü güzel geçsin diye erkenden seni görmeye gelmiştir kapına. La ben de bilmiyorum ama şaşkınım yani. Vallahi abicim sana aşık olup seni takip ettiğine ben de inanmak isterdim ama biz hiç kendimizi kandırmayalım. Böyle uyanamamışsın, hayal görmüşsün diyelim. İyi tamam, kandırmayalım. Ha, gel. Hadi hayalperest abim, canım hadi. Tabii gördün değil mi? Bırak da göreyim. Tamam gördüm. Da bizim mahallede ne yapıyor onu anlayamadım. Kızım ne var bunu anlamayacak ya? Kız bal gibi de bana aşık olmuş. Manyaklar gibi de her hareketimi takip ediyor. Ne var anlamayacak? Olcancığım saçmalama lütfen. Bir kere bizim mahallede gördün diye sana aşık olmuyor. Sisterim yani illa bin kere mi görmek gerekiyor? Ha? Bak şimdi bu kız bizim mahallede yaşamadığına göre, yaşasaydı bileceğimize, tanıyacağımıza göre, e kızım seni de takip etmediğine göre benim peşimde. Yazık ya şimdiden aşık olmuş. Şşş, aynı şeyi düşünüyoruz farkındayım. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Açılacağım ona. Diyeceğim ki bu aşk denemeye değer. Herhalde bugün yarın açılır. Yani açılır değil mi? Açılır, kesin açılır. Zaten buraya kadar takip ettiğine göre seni bence açılmalı. Değil mi ya? Ne yapsam ben böyle açılınca yüzük falan edeyim böyle açılınca şey mi yapsam? Böyle şak çıkarsam böyle evet falan demek zorunda olmaz mı? Olcan ruh hastasısın. Oğlum ben neyim böyle ya? Daha ilk gün ha.
Ömer, ne yaptın? Alabilir mi saatleri? Yok. Çoktan okutmuş saatleri. Ne? Nasıl yani? Ama hemen kızma. Şöyle güzel bir haberim var. Projeyi yapacak adamı bulmuş. Adamı ikna ederse parayı alacak, biz de saatleri almış olacağız. Ama işte... son bir iyilik istiyor bizden. Neymiş o? Adamı bizim evde ağırlayacak. Zengin durup adamın güvenini kazanması gerekiyormuş galiba. Öyle bir şey işte. Akif Bey'in yalanlarına ortak olacağız yani Ömer, öyle mi? Asiye, bu olanlardan ben de çok pişmanım ama ne yapayım? Yapacak bir şey yok, mecbur kabul edeceğim yani. Ömer, bıktım senin şu saçmalıklardan ha, artık yeter. Tamam ama bu son. Gerçekten son. Ne zaman gelecek bize? Bu akşam. Vallahi bir daha hata yapmayacağım. Sondu. Söz mü? Söz. Abi söz. Tamam. Kardeşim inşallah erkek olur da bana benzer. Sen de öyle düşünüyorsun değil mi sister? Ben şöyle düşünüyorum. Bence bu dünyaya bir tane olacaksın yeter. Vallahi doğduğun günden beri sanki gözüm üstünde gibi hissediyorum ben. Bir kıskançlık var değil mi? Ya sorma sorma. O kadar kıskanıyorum ki öyle böyle değil olacağım. Ömerlere söyleyeceğiz değil mi? Bebek olayını. Bence anneme sormadan söylemeyelim. Babam da duydu. Söyleyelim bence. Tamam da biliyorsun annemi. Bir kafasında planı vardır. Hesap kitap yapmıştır. Şimdi bozmayalım onu. Hem Ömerler de bir yere kaçmıyor. Elbette öğrenecekler. İyi tamam. O ne? Annemin nikah çikolatası. Alsanıza siz de. Ha. Alayım. Var mıymış öyle adetler ya? Al sen de. Alırım baba. Cici baban nasıl biri? Böyle tatlı biri değil mi? İyi yani, iyi davranıyor sana. Ya yok yani, yeni tanıştık daha ama pamuk gibi bir adam vallahi. Ay iyi bari, şanslıymışsın. Yani öyleyim. Anneme de çok aşık zaten. Beni de çok seviyor. Sürekli kızım aşağı, kızım yukarı falan. Sevmeyeyim de ne yapayım yani, değil mi? Yani. Bu arada sana bir şey daha soracağım ya. Daha kaç tane alacaksın olacaksın? Kızım onu sormayacağım ya. Acaba diyorum, biz seni bugün bizim mahallede görmüş olabilir miyiz? Nasıl? Bugün diyorum, bizim mahallede diyorum. Konuşacağız. Bunu konuşacağız. Tamam mı? Ben şimdi hocalara da çikolata götüreyim. Kızı darladın değil mi? Kaçtı gitti. Utandı. Utandı mı? Niye? Sabah bizim mahalledeki durakta gördük. Oğulcan da onu takip ettiğini düşünüyor. Gerçekten mi? Yani durakta gördüğümüz gerçek ama Oğulcan'ı takip ettiği kısmından ben çok emin değilim. Kızım seni mi takip edecek yani? Ben seni şahsen takip etmezdim. Asiye'cim galiba bu kız bana aşık, ben sana söyleyeyim. Allah Allah, ne diyor ya? Kız gerçekten aşık olduysa bu bittiğimizin resmidir gençler. Duydun mu Ömer ya? Hala olduysa diyor yani, farkında mısın? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Bak bak, tripleri kes. Barışmışsınız Ömer'le. Evet. İyi bari, sevindim. Doruk'la Berk arasından olduğunu anlattı mı? Evet ya, çok şaşkınım. Ama neden kavga ettiklerini bilmiyorsun hala değil mi? Bilmiyorum, daha konuşmadık. Berk bir şey söyledi mi? Yok, arıyorum arıyorum, açmıyor. Canı da sıkkın diye çok böyle darlamak istemiyorum. Doruk, günaydın. Günaydın. Size de günaydın. Sabah aradım seni ama açmadın, duymadın herhalde. Bir dakika Asiye. Berk. Sakın Doruk. Sakın. Ne ayak bu kankalar? Papaz mı oldular iki günde? Partinin sonunda kavga etmişler Tolga. Dünyanın sonu geliyor yani, desene. Vallahi öyle oluyor galiba.
Kolay gelsin kardeşim. Hadi sen bahçeye arkadaşlarının yanına çık. Bugün açılışı ben yapacağım. Ama Burak Hoca beni görevlendirmişti. Kızmasın sonra. Yok. Kızmaz. Kızarsa da ben ısrar ettim derim. Hadi. Hadi kardeşim. Sen de iyi kilo aldın ha. Varken yiyeceksin oğlum. Yokken zaten yiyemiyorsun. Babalarının nikah çikolatası olduğunu bilselerdi böyle üçer beşer yerler miydi acaba? Doruk. Berk mi istemiyor neden kavga ettiğinizi anlatmanı, sen mi istemiyorsun? Asiye ne olur ısrar etme. Anlatabileceğim gibi bir şey değil. Ya garip olan da bu zaten. Berk'le kavga etmeniz zaten inanılmaz. Bir de anlatamayacağım bir şey diyorsun, endişeleniyorum. Günaydın Ataman Koleji. Bu sabah çok değişik bir açılış yapacağız. Umarım herkes buna hazırdır. Berk yapma. Berk değil mi bu? Hı hı. Berk niye anons yapıyor ki? Şimdi sizlere canım kardeşimin, bu hayattaki tek dostumun bana yaptığı hainliği ve beni sırtımdan nasıl bıçakladığını anlatacağım. Gecenin gizemi çözülüyor herhalde. Doruk. Ve bu sözde arkadaşımın annesi ve babası benim babamın ölümüne sebep oldu. Dostum, kardeşim dediğim Doruk Atakol bunları bildiği halde alçakça sustu ve benden sakladı. Doruk, Berk ne diyor? Ne acayip bir okul burası ya. Kim kimin dostu, kim kimin düşmanı belli değil. Ve bu hain kardeş polise gitmek istediğinde ise az kalsın öldürüyordu beni. Berk, bir dakika hocam. Ne yapıyorsun sen ya? Aklını mı kaçırdın? Kapat şunu. Bir dakika hocam, bir dakika hocam. Ve kapat dedim sana Berk, kapat. Ne yapıyorsun sen ya? Derhal odama geliyorsun. Bu yaptığının hesabını vereceksin Berk. Burası okul radyosu. Okul! Kafanıza göre gelip hikayelerinizi anlattığınız yer değil. Hemen geliyorsun. Hemen. Görüyor musun oğlum? Yine en güzel yerinde kesildi. Ya tamam hani yani sen uslu çocuksun da senin baban sıkıntı. Ama olsun. Yine de hadi anlat da idolüm Akif Atakul neler yapmış bir dinleyelim hadi. He? Doruk bir şey söylesene. Berk doğru mu söylüyor? Yok, bir yanlış anlaşılma vardır. Doğru değildir herhalde değil mi Doruk? Doğru söylüyor. Ups. Ne? Ama olay anlattığı gibi değil. O kabul etmese de öyle değil. Nasıl peki? Anlatmak istemiyorsa zorlamaz. Anlatacağım. Hepsini anlatacağım.
Tamam Hande abi. Hı-hı. Eksikleri almak için çıktım dükkandan. Bir 10 dakikaya gelirim. Orhan gelmedi mi daha? Allah Allah. Tamam gelir o da. Tamam hadi görüşürüz. Nerede bu adam? Neredeyse. Efendim Gönül? Orhancığım? Efendim? Neredesin canım? Aa, şey dışarıdayım. Postaneye geldim. Ya faturaları yatıracağım da. Numara aldım bekliyorum şimdi. Çok kalabalık burası. Postanedesin yani. Aha. Tamam canım. Ben seni dükkanda bekliyorum. Tamam tamam. Görüşürüz Gönül. İlk günden bana yalan söylüyorsun, öyle mi? Postanedeyim diye Şengül'ün çocuğuna hediye bakıyorsun, öyle mi? Benim de adım Gönül'se, onu yanına bırakma. Kocasını kaptıracak gözüm ben de. Hepsi bu kadar işte. Benim de bu anlattıklarımdan başka bildiğim hiçbir şey yok. Vay be. İdolüm Akif Atakul yine fena karıştırmış ortalığı desene. Oğlum bak sakın saçma sapan bir şey söyleyip canımı sıkma benim, tamam? Lan yok be oğlum, ben ne söyleyeceğim ki sana? Hem ayrıca bence sen git. O kavga kotanı kardeşinle kullan. Belki de. Karakolda ne dediler peki? Hiçbir şey. Resul amcanın ölüm raporunda başını çarptı yazıyormuş. Bizimkiler de olayı öyle anlatınca hiçbir şey demediler. İfadelerini alıp bıraktılar. Ben pek anlamadım. Yani sen belki her şeyi anlatmışsın. Niye sana hala bu kadar öfkeli ki? Şey, çünkü duyar duymaz söylememiş veya polise beraber gitmemiş. Çok bariz değil mi sence de? Bak gerçekten şu an değil ya. Şu an değil. Sus artık. Ya ben belki anlıyorum. O yüzden onunla konuşmaya çalışıyorum zaten. Ama herif acayip öfkeli. Hı. Ne o? Doruk Atakul ve masalları saatine mi denk geldim yoksa? Berk. Oğlum bak yapma böyle. Gel iki dost gibi konuşalım. Dost gibi mi? Sen dost musun da seninle dost gibi konuşacağım ya? Berk çok fevri davranıyorsun. Çocuğun annesinin babasının yaptığı bir şey için neden Doruk'u suçlayıp onu cezalandırıyorsun ki? Benim babamı öldürdüler Asiye. Bunlar benim babamı öldürdüler. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Aa canım sevgilim senin canın sağ olsun mu derdin? Yoksa benim gibi sinirden delirir miydin sen? Bunu bir düşün istersen. Ayrıca Doruk da çok suçsuz değil. Berk polise gitmesin diye onu öldürmek üzere olduğunu unutmayalım. Saçmalama Aybüke. İsteyerek mi yaptı? Tamam Nasiye, birini istemeden öldürmek de suç bir yerde. Bence Doruk'un ailesini korumaya çalışmasının anlaşılmayacak bir tarafı yok. Sen de olsan sen de aynısını yapardın. Yengem hapse girmesin diye elinden geleni yapardın. Ya siz niye karışıyorsunuz? Ha? İkisi arasında halledecek işte, tamam. Herkes yerine geçsin. Hemen. Herkes de bir gergin arkadaş. Geçtik hocam. Bugün okul radyosunda yaptığın uygunsuz paylaşım için ihtar aldım belki. Müdür bey bu konuyu seninle daha sonra konuşacak. Olur. Konuşuruz. Neyse ki çok şanslısınız. Müdür bey anlayışlı davrandı da sınıfınız için organize edilen etkinliği iptal etmedi. Yalnız bize bir etkinlik bilgisi gelmedi, onu söyleyeyim mi? Şile Ormanı'nda ATV etkinliği yapacaksınız Oğulcan. O yüzden enerjinizi boşa kavga etmeye harcamayın. Derslerden sonrasına saklayın derim ben. Bu ATV dedi, traktör gibi hani küçük şeylerden oluyor değil mi? He o. Evet tamam.
Hocam tamam ya, o iş bende. Ustasıyım ben yani ATV'nin. Ya he ustasısın. Lan oğlum inşallah seninle şöyle güzel bir parkurda denk geliriz çamurlu da senin bir üstünü başını çamura bularım ben. Evet arkadaşlar, bir konu daha var. Bu tip etkinliklerde liderlik etmesi için iki kişi seçmem istendi. Doruk ve Asiye. Siz geçen yıl okul temsilcisiydiniz. Bu yılda bu şekilde devam etmek ister misiniz? Olur hocam. Fark etmez. Ben onların beni temsil etmelerini istemiyorum hocam. Tabii böyle bir hakkım varsa eğer. Var tabii. Süper. Tamam hocam, etmeyelim biz temsil. Peki o zaman Ömer, sen olmak ister misin? Yani fark etmez hocam. Hocam, ben yapabilirim eğer izin verirseniz. Ben geçen sene de okulumda sınıf temsilcisiydim. Hı. Yapabilirim yani. Sen ne düşünüyorsun Ömer? Yani... Bence kabul etme yani. Leyla ne alaka? Ne olacak kızım? Olur hocam, hallederiz, yaparız. Peki, süper. Şimdi kitaplarınızı açıyoruz, kaldığımız yerden derse devam ediyoruz. Başlayalım. Oh. Ne kadar zor artık bunları yapmak. Ben ne kolay yapıyordum bunları. Şengül! Şengül ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne yapıyorsun sen ya? Bırak çocuklar gelsin, onlar hallederler. Yapma şöyle işler ya, hamilesin sen. Sen her gün bana bunu hatırlatmak için mi geliyorsun Orhan? Yok. Sana bunları getirdim. Sana. Ne bu? Baksana çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Ya Oğulcan'la Aybike'nin doğumunda pek bir şey yapamadıydık ya. Bu çocuk doğmadan her şey olsun istiyorum. Her şey olsun istiyorum. Her şey. Bu çocuğun babası yok Orhan. Ya deme şöyle Allah'ın aşkına, şöyle söyleme ya. Ya tamam bak, biz medeni insanlarız değil mi? Boşanmış olabiliriz, ayrılmış olabiliriz ama... ...güle oynaya büyütürüz çocuğumuzu. Ne var yani bunda? Orhan'ım kendini kandırma. Bir evde iki karpuz olmaz, bunu sen de biliyorsun. Yapamayız. Ya yaparız. Yaparız Şengül, yaparız. İnanıyorum ben buna, yaparız ya. Burak sen buraya çok eğilip gitmeye başladın. Böyle olmaz. Kurban olayım bu hamile halimle, o deli karınla uğraştırma beni. Yapışın. Daha da bir şey deme. Bak sen böyle yapınca ben daha çok üzülüyorum Orhan. Hadi git artık. Hadi ne olursun. Allah'ını seviyorsan git artık. Tamam Şengül, gidiyorum. Gidiyorum ama gene geleceğim. Hem de sık sık geleceğim. Bana bak. Kendine iyi bak, tamam mı? Bak bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka beni ara. Tamam mı Şengül? Şengül, tamam mı? Neredesin ahu gözlüm ya? Neredesin ya? Şş, yakışıklı. Su mu dolduruyorsun? Versene o suyu be. Buyurun. Sağ ol.
Suzan Hanım'a de ki dünya yakışıklısı kocanız geldi, sizi bekliyordu. Hadi canım. Tabii söylerim efendim. Hadi bakalım. Suzan'ım, Suzan'ım, ahu gözlüm, canımın içi, dünyalar güzelim. Bakma bana öyle sinirli sinirli bakma. Vallahi billahi Nebahat'le benim aramda bir şey yok ya. O sadece benim çocuklarımın anası ya. Vallahi billahi inan bana. Bak, bak, bak. Dört tane çiçekçi gezdim. Senin en sevdiğin çiçeklerden devasa bir buket yaptırdım. Al. Allah seni kaptırsın Akif. Allah senin gibi bir adamın belasını ver. Sen nasıl bir adamsın? Sen ne yılan bir insansın ya. Çık konuşuyorsun, ne kadar ayıp ya. Sen neden güvenmiyorsun kocana ya? Ya ben sana ne diyorum bak. Nebahat'le aramda benim hiçbir şey yok, olamaz da ben sana aitim. Ya bırak şimdi Nebahat'i. Ne Nebahat'i? Ya Resul'ü katili sandılar beni. Gözaltına aldılar. Belki de tutuklayacaklardı. Sen kalkıp da bir şey demedin, tek kelime etmedin ya. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun sen? Nasıl Suzan suçlu değil, biz oradaydık diyemedin. Ne kadar da çabuk geliyor değil mi kötü abi? Vallahi çok pişman. Bir daha olsa asla yapmam. Vallahi billahi bak. İnan samimiyetime inan ya. Ayla bana söylemese benim hala da bütün bu olanlardan haberim dahi olmayacak. Ya nasıl insansın sen? Sen beni nasıl sevdin? Ayla mı söyledi? Onun da ağzında bakla ıslanmıyor arkadaş. Allah seni. Kahretsin. Allah seni kahretsin Hakem. Suzan Hanım ne oluyor? Efendim çalışanımızla ilgili lütfen kusura bakmayın. Kendisini derhal konuyla ilgili cezalandıracağım. Sen ne diyorsun ya? Ne cezalandırması? Benim hatamdı, benim hatam. Ama olur mu öyle şey efendim? Olur efendim, olur. Benim hatamdı. Bak, Suzan Hanım'a bir şey yaptığınızı duyarsam karşınızda beni bulursunuz ona göre. Kolay gelsin. Yatırdın mı faturaları? Ha, yatırdım, yatırdım. Çok mu sıra vardı? Oo, fena görme vallahi. Orhan. Bak her şeyi sineye çekerim. Her şey. Ama yalanı asla. Anlamadım Gönül. Bence gayet iyi anladın. Hiç yakıştıramadım sana. Çok kırdın beni, çok. Gönül aslına bakarsan Orhan, açıklayayım. Neyi açıklayacaksın ya? Bana bebeğe bir hediye alacağım desem ben buna karşı gelecek bir kadın mıyım ya? Ben öyle bir kadın mıyım? Ha? Ama sen ne yaptın? Onun yerine bana yalan söylemeyi seçtin öyle mi? Hayır aslında benim niyetim... Senin niyetinle ilgilenmiyorum ben. Ben bana yaptığın ayıpla ilgileniyorum. Ya Gönül, bak ben nasıl karşılayacağını bilemedim ki. Yani her şey üst üste geldi. Birden her şey karıştı ya. Bir çocuğum olacağını öğrendim. Ufak bir şey yapayım dedim. Yani kızarsın diye de sana bir şey söyleyemedim ya işte. Ya lütfen Orhan, lütfen sus. Lütfen. Bak, o bebek senin bebeğin olabilir. Ama o kadın senin karın değil. Anladın mı? Senin karın benim. Eğer birinin yanında durman gerekiyorsa o benim. Anladın mı? Bunu yaz kafana. Ya Gönül zaten ben senin yanındayım ki ya. Yapma böyle ne olursun bak. Ama yani ailem söz konusu olduğu zaman ne kadar hassas olduğumu biliyorsun işte. Ailen. Ailen mi? Senin ailen biziz, biz. Sen bunu anlamamış olabilirsin ama biz bu imzayı o yüzden attık. O kadınla görüşmeni istemiyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya Gönül.
Arkadaşlar hoş geldiniz. Öğretmen sizin için oldukça eğlenceli bir parkur seçti. Kimi yerde dar patikalar, çamur gölleri ve üzerinden atlamanız gereken tümsekler var. Parkuru yol boyu görebileceğiniz işaretlerden takip edebilirsiniz. Göreviniz final noktasına ulaşmak arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet ama çocuklar unutmayın ki bu bir yarış değil, eğlence. Son ekip turunu tamamlayana kadar da bekleyeceğiz. Anlaştık mı? Ya ben korkuyorum işte böyle şeylerden. Ya sevgilim sakin olsana. Pilota güven. Nasıl? Hocam. Hocam biz iki kişi binebiliyor muyuz? Evet Hüseyin'cim zaten herkes iki kişi binecek. Ben de. Evet hadi çocuklar eşlerinizi seçebilirsiniz. Biz eş olsak mı? Sen kullanmayı biliyor musun? Evet. Üf. Nasılım bir de biliyor musun? Bayağı iyiyim. Hatta benim çok fazla şampiyonluklarım böyle olabilirdi. Ama işte katılmadım. Katılsaydım yarışlara olurdu, çok olurdu. Tamam, olur. Katılmak mecburi miydi hocam? Evet Berk'cim, katılmak da, eğlenmek de mecburi. Arkadaşlar, banktan kastığınızı alabilirsiniz. Yavaş kullanacaksın Ömer. Tamam, ben de sakin ol. Ben çok güzel kullanacağım, merak etme. Ya şey, biz hiç konuşmadık da sen mi kullanıyorsun yoksa ben mi kullanıyorum işlemi ki? Ah! Şanssız gününde ufaklık kusura bakma. Bu seferlik ben kullanıyorum. Ama sen de üzülmüyorsun. Neden? Çünkü sana da abiye sarılmak kaldı. Hem zaten baksana ben ne yapacağım burada sensiz, eğlenemem ki. O yüzden direksiyon bu seferlik bende, tamam? Tamam. Çocuklar kasklarınız burada. Ya sabah soruyordum da yarım kaldı. Seni bizim mahallede görmüş olabilir miyim? Nereden çıktı o şimdi? Yani bizim o tarafta oturmadığına göre birisi için gelmiş olman gerek. Diyorsun. Deme kurban. Bak hiç ağzına yakışmadı. O Tolga'nın lafı sende hiç hoş olmadı. Demek öyle düşündün. Birisi için geldiğimi. Yani senin için geldiğimi düşündün. Halbuki için gelmiş olamazsın herhalde. Peki hoşuna gitti mi senin için gelme? Gitti tabii. Niye gitmesin ki? Senin gibi güzel bir kız beni takip etmiş sabah sabah. Sürpriz oldu yani. Biliyor musun? Ben bayılırım sürprizlere. Ha? Hı hı. Her şeyi bir sürprizle süslemeye bayılırım. Ben de çok severim bu arada sürprizleri. Ya. Hatırlatırım sana bunu ama bağlayamak. Hadi gel. Geç kalmayalım artık. Biz de gidelim. Al yani. Sen daha iyi misin? O uzun bir süre çok mümkün gözükmüyor gibi. Bak deme böyle ya. Belki sinirin geçmeyecek ama sakinleyeceksin. Bak gerçekten inan bana. Nedense bana hiç öyle gelmiyor. Bakalım. Göreceğiz. Sen yine de bu öfkenin seni yiyip bitirmesine izin verme. Haklıyken haksız duruma düşersin. Yapma öyle. Haklıyım da ne oluyor Aybike? Hı? Haklıyım da ne oluyor ya? Kimse cezasını çekmiyor. Hadi tak kaskını da çıkalım biz de. Şuna bak ya. Bir de hala ters ters bakıyor bana. Elif bıraksalar saldıracak sanki ya. Tamam ya bakma sonraya. Onun öfkesi bir süre böyle sürecek yani. Asiye benim bir suçum yok. Annemi babamı koruman bir suç olamaz. Biliyorum Doruk, ben de öyle düşünüyorum. O da zamanla anlayacak yani. Ne
Ben Berk'ten saklamak istemedim. Ben Berk'e bir şey söylemeseydim hiçbir şey bilmeyecekti. Düşünemiyor mu bunu ya? Sinir oluyorum. Tamam, sakin ol. Onu da anlamaya çalış. Diyorum ya, biraz zaman vermen lazım. Zaman geçsin, o sağlıklı düşünebilsin. Zaten sana hak verecek, eminim ben. Umarım öyle olur. Yok, geçerim. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. Yavaş kullanacaksın, tamam mı? Tabii tabii, yavaş kullanacağım. Söz mü? İyi, söz. Ya tamam da biz partide fellik fellik motorla gezerken hiç korkmuyordun. Ama bu aynı şey değil ama. Niye aynı şey değil? Neyden çekiniyorsun burada? Bu ATV'ye özel. Yani çamur falan sıçrıyor, sevmiyorum. Ha, anlaşıldı, tamam. Sana özel o zaman, temiz bir tur olacak sevgilim. Anlaştık. Anlaştık. Bak, görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi benim gördüğümü? Bilerek yapıyor, gıcıklığına yani. Hayır, sen bir de gittin onunla sınıf temsilcisi oldu saçma sapan. Bravo. E sen olsaydın? Ben olacaktım Ömer. Ben olacaktım, parmağımı kaldıramadım ki. Kız direkt kaldırdı. Gıcık şey ya, sinirimi bozdu. Sen bir gerginsin. Ben seni akşam güzel bir yemeğe çıkarayım, bu gerginliğini alayım, ha? Olur, ha. Şimdi ama romantik gezimizi yapalım bence. Yavaş ve romantik. Tamam, yavaş, yavaş, tamam. Sen bilmiyorsun bir daha ATV kullanmayı ya. Kızım ben 7 yaşında köyde traktör kullanıyordum. Ne anlatıyorsun? Bunlar fındık fıstık. Gel. Of. Dur, şunlara yenelim ama, tamam mı? Yok mu manyak ya? Sıkıştıracak bizi. Yavaş, korkuyorum, yavaş. Yavaş, korkuyorum, yavaş. Asiye, iyi misin bir tane? İyiyim, iyiyim. Biraz canım acıyor ama. Kanıyor biraz. Dur, elleme çok. Başka bir yerinde bir şey var mı, ağrın falan ha? Yok, yok, iyiyim. Asiye! İyi misin? Merak etmeyin, iyiyim ya.
Ya dur, dur! Allah kahretsin ya, Allah kahretsin! Oğlum ne oldu, karşınıza hayvan falan mı çıktı? Sihir. Yok, hayvan falan değil de manyağın biri çıktı karşıma. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Lafını bil de konuş lan. Ne biçim konuşuyorsun? Oğlum öldürüyordun lan bizi. Bu yaptığın manyaklık değil de ne? Az bile yaptım. Senin annenle baban, benim babam orada. Gözlerinin önünde can çekişirken sessiz kaldı. Bu hiç bile. Sanar, öyle olmadı diyorum. Yeter artık, kendine gel. Gelmezsen ne olur ha? Ne yaparsın? Ailecek biri olur, beni de mi öldürürsünüz yoksa? Ha, ne yaparsınız? Şş, bir sakin olun. Siz hesaplaşacaksınız ya, kardeşime zarar veremezsiniz. Şimdi ikiniz özür dileyin, hadi. Tamam Ömer, büyütmeyelim ya. Bırakın. Haklısın Ömer. Özür dilerim. Suçum olmamasına rağmen özür diliyorum. Bir de hala gülüyor musun ya? Sıkıştırdın lan bizi, o yüzden tamam düştük. Daha kötüsü de olabilirdi. O ne demek ya? O ne demek? Berk ne demek daha kötüsü olabilirdi? Kendine gel istersen. Sana ne oluyor Aybike? Senin öfkeden gözün dönmüş, farkında mısın? Bu yaptığının haklı bulunacak hiçbir yanı yok Berk. Benim de başıma bir şey gelebilirdi. Ayrıca senin hırsın yüzünden Asiye daha kötü yaralanabilirdi. Senin o çok sevdiğin Asiye seni cam yığınının altında bıraktığında böyle korumuyordun ama onu. Ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Ya bırak Allah aşkına Aybike ya. İşine gelince sevgili kuzenin, işine gelmeyince de... Yeter, kes! Bence kendinde değilsin sen. Kendine gelene kadar da git, yok ol. Ne haliniz varsa gör. Ne haliniz varsa görün. Gel sen o kötü olmuş onu. Yerinde ağrı var mı başka? Yok, yok. İyi misin ya? Bak gözümü kapadım ya, yine resmi gözümün önüne geldi ha. Çok güzel. Ya Madır'ım bir görsen var ya, bir içim su. Vallahi sanki bu sefer dört dörtlük bir geline. Ben sana söyleyeyim. Gelin mi? Ha sevgili oldunuz yetmedi, bir de kız gelin oldu başımıza, öyle mi? O da olacak, inşallah o da olacak. Canım Afra'm benim ya. Ne Afra'ymış arkadaş? Ağzını açıyor Afra, kapıyor Afra. Sana bir şey diyeyim Madır'ım? Ben bu sefer galiba fena çarpıldım ha. Sen Thunderful'una da çarpıldıydın. Ne oldu? Kız ondan sonra herkese çarptı gitti. Ay yok olacaksın yok. Ben hiç güvenmiyorum senin beğenilerine ha. Gidiyorsun abuksun kızları beğeniyorsun. Sen sevdin mi kızı? Nesi var bunu, niye daldın bu? Bir arkadaşıyla kavga etti de ondandır herhalde. Arkadaşı Kızılçıyan, vampir. Yani rengini mengini çok açıkçası bilmiyorum da. Sistirim. Bak Madır'ım diyor, soruyor. Afra diyor, nasıl diyor, nasıl biri diyor, iyi mi diyor. Yani iyi bir kız bence, ben sevdim. Harbi bir kız, dobra falan. Keşke sevgili olsalar yani. Ya senin yaradığına kurban olurum ben ya. Ne güzel söyledin. Bak görümcesi de çok sevdi ya Afra'yı. Olacaksın delirtme beni. Delirtme beni olacaksın. Görümce diyor, bir de gelin diyor, görümce diyor. Önce üniversite bitecek. Tamam ama bir okul tabii çok uzun bir maraton olduğu için önce tabii birbirimizi tanımamız için böyle ufaktan bir sevgili olmamız gerekiyor gibime geldi bana ama tabii sen bilirsin. Olcan ol. Olcan ol sevgili, ol da kurtulayım senden ya. Ay. Ah zıplıyor hopluyor, bir şey istiyor bu. Ne istiyor? Dur sorayım. Ne istiyorsun yavrum? Dondurma istiyor canı. O zaman ben bir koşu gidip alayım marketten. Dur dur dur. Market dondurması yemez bu velet. Ne ya? Dur sorayım bakayım nasıl bir şey istiyormuş. Söyle yavrum ne istiyorsun? Ha diyor. Bir diyor Maraş dondurması olsa diyor böyle diyor. Taze sütlü böyle. Senin canın çekmedi yani. Benim canım çekmedi, velet istiyor. O zaman şöyle sen hazırlan. En azından bir temiz hava da almış olursun. Çıkalım hep beraber gidelim hadi. Alalım. Ya benim kardeşimin canı dondurmamı çekmiş. Evet, taze sütlü. Ha, dur 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 Olcan bak tekme attı dur. Al sen bu çayı koy. Hadi gidelim. Ay, çok canı istiyor vallahi. Hadi hemen gidelim. He, hazırlanmadım. Kalk kız kalk. Kalk oturma hadi. Bu mu? Ha.
İnanamıyorum buna Suzan. Gerçekten şu an bu duyduklarıma inanamıyorum. Yani gözümüzün içine baka baka neler yapmışlar böyle. Yani ben de inanamıyorum İnci. Ayla bana olanları anlattığında hakikaten şok geçirdim. Dur ben şu aileyi bir arayayım. Bir de bana anlatsın. Olacak iş değil ya. Gerçekten bir bomba. Öyle maalesef. Neyse ben birazcık müşterilerle ilgileneyim. Sonra yanına uğrarım. Tamam canım tamam ben buradayım zaten. Tamam. Ay Mehmet iyi misin? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim Suzan Hanım. Ha, bir yerine bir şey olmadı değil mi? Yok bir şey olmadı. Suzan Hanım bu ne dikkatsizlik? Sizin yüzünüzden her yer battı. Ben çok özür dilerim Rıza Bey. Yani gerçekten bir anlık dalgınlığıma geldi. Hiç görmedim. Çok özür dilerim. Bir daha kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Çok özür dilerim. Ben müşterilere bakayım. Topla bunları, topla çabuk. Tamamdır Akif Bey. Ben iki saate gelirim o zaman. Ya Asiye de yok zaten. Kendi eviniz gibi takılın işte. Ya Ömer var ya, kral adamsın oğlum. Hakikaten kral adamsın ha. Ben senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim lan? Bana bir şey ödemeyin Akif Bey. Bana sadece saatleri verin yeter. E tamam konuştuk işte onu oğlum. Adam gelecek. Yemek yiyeceğiz beraber. Ben işi organizasyonu ayarlayacağım. Bitti gitti. Bu kadar basit. Paket. Tamamdır. Kolay gelsin. Hadi sağ ol. Sağ ol. Ulan Akif. Hadi bakalım. Bu işi hallettikten sonra sen sağ ben selamet. Akif Bey sizin misafiriniz geldi sanırım. Siz açmak ister misiniz kapıyı? Bahçe kapısından giriş yaptım. Tabii, tabii isterim. İsmail. Ay ben gerçekten bezdim artık. Ne oldu Fatoş yine? Yine kim ne yaptı? Ya şu düştüğümüz hale bak. Çoluk çocuğun elinde oyuncak olduk. Ya ne deseler yapıyoruz. Bir el alemin adamına hizmet etmediğimiz kalmıştı. O da oldu. Kim bu adam İsmail? Ha? Neci? Hayır niye burada ben vallahi çıldıracağım ya. Burama kadar geldi. Vallahi Fatoş. Ne yalan söyleyeyim bu sefer ben de şaşkınım. Ama yapacak bir şey yok. Sevgi Hanım'ın kesin emri var. Bu çocuklar ne istiyorsa yapılacak. İdare et birazcık. Ne yapayım? Hayır ben daha neyi idare edeyim ya? Neyi idare edeyim? Şu hale bak. Vay vay vay. Dediğin gibi. Durumu epey düzeltmişsin Hakim. Saray gibi ev. Ben sana söyledim Macit'im. Dönüşüm muhteşem olacak dedim. Öyle olmuş vallahi. Ayrıca saray gibi değil. Sarayın bizzat kendisi. Şimdi yemeğe geçmeden içeriği gezdiririm sana. Arkadaki havuzu falan gösteririm. Gezdir bakalım. Yeni ortağımın evini göreyim bir. Akif bitti öldü diyenlere müjdeyi vereyim. Aynen öyle. Demişler ki Akif öldü. Şimdi görsünler kral geri döndü. Buyur. Allah işte. Suzan Hanım ne oluyor size? Gündüzde bir adamın başından aşağı su borcu ederken gördüm sizi. Bakın burası elit insanların geldiği, üst sınıf ciddi bir müessese. Burada böyle hataları, böyle davranışlara yer yok. Anlamadınız mı bunu? Gündüz için çok özür dilerim Rıza Bey. Diğeri zaten tamamen kazaydı. Ama söz veriyorum bir daha olmayacak. Bir daha olmayacak, bir daha olmayacak. Ya burası sizin babanızın çiftliği de benim mi haberim yok acaba? Bu ne labali bir çalışma şekli canım. Bu ne biçim bir iş ahlakı? Size diyorum size, ben konuşurken suratıma bakılacak. Oh, çek lan elini. Çalışanımla sizi ilgilendirmeyen bir şey konuşuyorum. Lütfen haddinizi bilin. Tabii. Bak, bir daha anneme dokunursan seni öldürürüm. Anladın mı beni, ha? Siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Yönetime de şikayet ediyorum şimdi. Defol, hadi. Elinden geleni ardına koyma. Allah'ın manyasıyla. Bana bakma öyle, bakma, yürü, hadi. Siz öyle davrandığını görünce yani tutamadım ben kendimi. Özür dilerim.
Yok yok, sorun değil. De şimdi boşu boşuna olay çıkacak, huzursuzluk olacak yani. Yok, boşuna değil, o da insan gibi davranmayı öğrensin. Ha, bana bir şey olur diye düşünüyorsanız sıkıntı yok, bir şey olmaz. Peki, tamam. Ömer, sen biraz önce annem dedin bana. Galiba. Annemsiniz ama. Teşekkür ederim oğlum. Teşekkür ederim. Ama böyle duygusallaşacağınızı bilseydim söylemezdim. Yok, tamam tamam. Duygulandım biraz. Tamam. Neyse, ben işimin başına geri döneyim. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Bu adam bana olan acını sizden çıkarmaya çalışırsa da söyleyin, tamam mı? Suzan Hanım. Tamam. Merak etme. Allah yesin. Teşekkürler. Alo. Doruk, sen neredesin tam olarak ya? Bak. Buradayım. Doruk. Bugün seni tehlikeye attığım için çok üzgünüm Asiye. Güzel bir şeyler yapmak istedim. Çok güzel olmuş. Ama keşke kendini yormasaydın ya. Senin bir suçun yoktu ki. Olsun. Çok üzüldüm yaralanmana. Şimdi iyi misin? İyiyim, iyiyim. Zaten telefonda da söyledim ya, merak etme, benim hiçbir şeyim yok. Sevindim. Asıl sen nasılsın? Senin canın benimkinden daha çok yanıyor olmalı. Çok üzgünüm. Biliyorum. Ben haklısın da üzgün olmaktan. Ama hiç kendini suçlama. Sen elinden geleni yapsın. Evet. Ama Berk bunu anlamıyor. Kaç senelik arkadaşlığımız bozuldu. Kardeşim gibiydi, biliyorsun. Biliyorum. Ama kardeşler asla kopamazlar. Bunu da biliyorum. Tamam. Umarım dediğin gibi olur sevgilim. Seninle konuşmak o kadar iyi geliyor ki bana. Ne bileyim. Sesinin tınısı çok güzel. Ondan olsa gerek herhalde. Nasıl yani? Ya ne bileyim işte. Çiçek gibi. Gökyüzü gibi. Melek gibi. Ya da masmavi bir deniz gibi. Öyle güzel olan her şey gibi. Sen de fena sayılmazsın. Mesela yakışıklı, karizmatik, zeki, sempatik. Vay! Hepsini ezberlemişsin bakıyorum. Ezberledim. Güzel. Demek senin de hoşuna gidiyor bu Atakul tarzı, ha? Sen ne güzel gülüyorsun öyle ya. Biz hiç ayrılmayalım, olur mu? Söz ver bana. Biz hep birlikte olalım. Söz. Asla ayrılmayacağız. İşte bu.
be. Gel bakalım yanıma. Nereye gidiyoruz? Ne çekti canım? Ay aslında hiç aklımda yoktu ama şu... Neydi kızın adı? Leyla, ha. Leyla bir şey paylaşmış işte sosyal medyada. Çok güzel bir mekan. İtalyan restoranı. Canım fena çekti vallahi. Leyla'ya hem gıcık kapı hem de takip mi ediyorsun sen? Ne? Ömerciğim ben Leyla'yı takip etmiyorum tabii ki de. Ne alaka? Tamam. Öyledir. Bir şey demiyorum. Ömer. Karşıma çıktı. Ben onu neden takip edeyim ayrıca? O kim ki? Hem sen demiyor muydun? Neydi? Antipatik bir şey işte diye. Ha. Diyordum da. Ne bileyim. İyi tamam hadi gidelim İtalya'da madem canı çekti. Yok işte öyle gidemiyoruz. Niye? Ya, rezervasyon yapmadan almıyorlar. Ya, ne olacak kızım gider deneriz. Yok Ömer yani kuralı bu almıyorlar. Ya alırlar kızım, alırlar. Allah Allah, bu özgüven ne ya? Aklında bir şey mi var? Var. Neymiş o? Gidince görürsün. Allah Allah. Alırlar, alırlar. Ya anne, gece gerçekten nereden çıktı bu alışveriş fikri ya? Sabah gelseydik olmuyor muydu? Bak insanlar kapatacaklar, bizi bekliyorlar. Ayrıca iki ayağımızı bir pamuca soktun şu an gerçekten. Ay Afra, ne kadar söylendin kızım ya. Ne yapayım? Sabah yemek yetişmiyor. Evlilik, düğün, telaş falan unuttum. Ne hallediyoruz işte. Al, yarısını da sen hallet. İşimiz çarçabuk bitsin. Hadi. İyi, tamam. Ben şu et reyonuna bakayım o zaman. Madem şimdi senin bu hamilelik olayı kamuya açık bir bilgi mi, yayabiliyor muyuz? Kamuya açık bilgidir. Doğrudur. Yayabilirsin. Ya Oğulcan. Nikahlarında gittim, konuştum, söyledim. Zaten bütün mahalle duydu ya. O zaman ben Ömer'leri söylüyorum ha. Daha söylemedin mi? Yok. Yok, söylemek istemedik senden izin almadan. Aman söylesen ne olacak? Bir gün olsun aradılar mı yengem nasılsın, iyi misin diye. Çok umurunda onların da benim hamileliğim. Ya öyle deme madrem ya. Vallahi seviyorlar seni sonuçta. Söylüyorum, sana bir çift lafım var. Tut beni. Tek ayak. Evet. Şengül! Şengül! Ne bağırıyorsun sen Şengül Şengül diye? Bak senin ne kadar terbiyesiz ve yalancı bir kadın olduğunu gayet iyi biliyorum. Orhan bana her şeyi anlattı. Ne anlatmış Orhan sana? Dökül bakayım. Her şey derken ne? Ya her şeyi anlattı işte. Orhan saf ve temiz bir adam. Senin böyle oyunlarına alet oluyor işte, zavallı. Ne oyundan bahsediyorsun sen ya? Ne diyorsun? Hakikaten ne diyorsun ya? Ne hakla geldin buradan, sokakta annemi azarlıyorsun, bağırıyorsun? Ya annene bir şey olmaz, merak etme. Bana bak, böyle çocuk doğuracağım ayağına, Orhan'ın yanına çekmeye çalışıyorsun ya. Ben bunları yemem. Orhan'ı da sana yedirmem, anladın mı? Ya benim nasıl yaşayacağıma, ne yapacağıma sen mi karar vereceksin ahlaksız kadın? Ne biçim konuşuyorsun ya sen benimle? Doğru konuş. Konuşmazsam ne olurmuş, ne yaparsın? Ne yapacağım? Aa! Gösteririm sana. Aa! Aa! Ya bıraksana anneni. Aa! Aa! Ne yapıyorsun? O saç öyle çekilmez, böyle çekilir. Hayır. Anne sen de ne yapıyorsun? Gönlüm. Bırak şunu ya. Gönlüm. Aa! Olacak bir şey yapsa. Abi çok saçma bir şey oluyor. Bakın. Aa! Madara. Bebek. Ay durdu kardeşim. Gel. Gönül Hanım lütfen anne. Bırakır mısınız? Anne ne yapıyorsun? Anne bırak kadını anne. Oh. Anne iyisin. Anne derken? Afra sen onun kızı mısın? Anne işte annesiyim. Kızım o benim. Ne? Oğulcan. Senin Afra dediğin kız bu muydu? Anne hadi gidelim. Madrem ben nereden bileyim? Şoktayım. Başlarım şimdi senin şokunu ha.
Yazıklar olsun sağ. Bir daha şu ahlaksız kadının kızının adını ağzına aldığını duyarsam dünyayı dar ederim sana. Doğru konuş benimle, terbiyesiz. Senin oğluna kalmadık. Sen kurban ol benim oğluma. Terbiyesiz kadın. Hadi bas, bas, bas. Tamam, ne yeter, hadi gidelim. Tamam, hadi gidelim. Bu terbiyesizlerle daha fazla muhatap olamayacağım çünkü. Yürü. Pah! Yazıklar olsun sana Olcan. Hem baban hem sen düştünüz ya şunların çukuruna. Alacağın olsun. Madem ben ama... Ben... Yani gerçekten şoktayım şu an. Hiç ne diyeceğimi bilemiyorum Olcan. Ben ne diyeceğimi biliyorum sisterim. Tam hayatımın aşkını buldum derken... ...yine başlamadan kaybettim. Gel. Selamünaleyküm. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Rezervasyonunuz kimin adınaydı acaba? Hemen kontrol edelim. Bizim rezervasyonumuz yoktu ya, biz çok son dakika karar verdik de. Ama bir şekilde hallederiz değil mi? Çok isterdim beyefendi ama bu mümkün değil. İşletmemizin kuralı böyle. Rezervasyonsuz alamıyoruz maalesef. Ha, tamam. Bir saniye. Öyle. Hı? Beyefendi, lütfen. Peki böyle. Ömer, ne yapıyorsun? Ya kızım ne var? Alt üstü yarım saat yemek yiyeceğiz ya. Siz kusura bakmayın lütfen ya. Ya kızım alt üstü yemek yiyeceğiz ya. Bir şey yok bunda. Ömer, demek ki kural buymuş. Lütfen restoranın önünden çekilir misiniz? Müşterilerin girişini kapatıyorsunuz. Müşteriler. Bizim bunlardan eksiğimiz ne? Bak onlar kadar yiyeceğim, onlar kadar da ödeyeceğim. Vallahi bak. Vallahi ödeyeceğim. Ya sabır. Ömer tamam, almıyorlar işte. Bir kendine gel. Ya ne Ömer kızım? İçerideki masaların yarısı boş. Dümenden yapıyorlar biliyor musun? Demek ki kural buymuş. Ya bir yemek yiyeceğiz ya. Kardeş. Çözebiliyoruz mu kardeşim? Ben gidiyorum ya. Süsen. Süsen. Süsen nereye gidiyorsun? Ben senin için uğraşıyorum burada. Sen benim için falan uğraşmıyorsun Ömer. Sen orada kabalık yapıyorsun insanları, bu. Her şey parayla alamazsın ya, böyle bir şey yok. Her şeyin bir adabı var. Zenginlik böyle bir şey değil ya. Biz böyle şeyler yaparak girmiyoruz bu mekanlara. Biz? Biz derken? Ha, gerçek zenginlerden bahsediyorsun. Benim gibi sonradan görenlerden değil, değil mi? Sen benim gayet ne demek istediğimi çok iyi anladın. Sakın kıvırma. Tabii tabii, çok iyi anladım. Sen diyorsun ki Ömer, sen bu zenginliği kaldıramıyorsun, değil mi? Ben böyle bir şey söylemedim. Ama söyledin. Bak şöyle yapalım. Sen bana zenginlik dersi ver. Zenginler nasıl yemek yer, nasıl içer, mekanlara nasıl girer, sen bana bunları öğret. Çünkü ben bilmiyorum. Bana denk gelen zenginler böyle davranıyordu. O kadar saçmalıyorsun ki şu an. Hem saçmalıyorsun hem de ben seni artık tanıyamıyorum ya. Sen. Sana afiyet olsun. Ben sadece gönlünü yapmaya çalışıyorum ya. Dayı. Ha. Dolu. İşin yoksa bir de taksi bekle şimdi. Artist, ne yapıyorsun burada? Hiç öyle. Yemek yemeye geldim. Yedin mi? Yemedim. Yeme de zaten burada. Şef değişmiş, her şey berbattı. Yalandan uğraştık desene. Araban var mı? Yoksa bin, ben götüreyim seni gideceğin yere.
Yani arabam yok da. Geldin. Korkma, yemem seni Ömercik. Hem belki bir şeyler atıştırırız. Çok acıktım ben. Ömer, bu kadar şaşırmana gerek yok. Evlilik teklif etmedim. Arabaya bin dedim. Normal bir yemek yiyelim dedim. Şu balık ekmek var ya, İtalyan restoranında 5 basar bak, 5. Vallahi güzelmiş, işini biliyor ana. İşimiz, işimiz olacak yani. Nasıl yani? İleride çok iyi bir şef olmak istiyorum, hayalim bu. Herkesin yemeklerine hayran olduğu bir şef olmak. Yani inşallah olursun, ne diyeyim? Bakalım. Başka kardeşin var mı ya? Çünkü dün kardeşinleydim, bugün seninleyim. Yarınımı da ona göre ayarlayayım diye söylüyorum yani. Bir abim bir de kız kardeşim var işte. Yani vardı aslında. Abim rahmetli oldu. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ha yok, ben ödeyeceğim. Niye? Asiye ile o kadar ilgilendiniz, borçlandım size, olmaz. İyi de bana bir şeyler ısmarladın mı, yardım ettim kıza ben. Hem illa bir şeyler ısmarlayacaksan öyle balık ekmek de falan kurtulamazsın, söyleyeyim. Peki o zaman. Şöyle götürürsün güzel bir restorana, böyle şov bir yemek yedirirsin. O zaman derim ki tamam. Anlaştık ama böyle olmaz Ömercik. Ucuza kurtulamayacaksın diyor yani. İyi, öyle olsun bakalım. Öyle olsun. Tamam. O zaman ben bu anı ölümsüzleştireyim. Sonra vay efendim ben görmedim, vay efendim ben duymadım. Olmasın. Tamam yani çek de paylaşmayacaksın değil mi? Neden? Seninle biraz tartıştık da. Şimdi görürse üzülür. Ha. Tamam o zaman ya, zaten çekilmez alıngan kısırlıkları, haklısın. Sana olsa aynı şey. Üzülmez misin? Sevgilinle tartışıyor, sonra biriyle yemek yiyor yani. Normal mi? Yok. Ben aldırmam. Sevgilim oldu diye kimsenin sahibi falan olmuyorum. Ben darlamam yani insanları, benim tarzım değil. Ama seni anlıyorum. Yani Süsen yanlış anlayabilir. Onun için o zaman bu ikimizin küçük tatlı sırrı olarak kalsın. Ömer değil mi o ya? Allah Ömer. Vay be. Herkes birbirinin arkasından iş çeviriyor demek ha? Ömer bile Süsü'yü aldatabiliyor demek, öyle mi? Vay be. Hadi kalkmıyor muyuz? Vallahi ne yalan söyleyeyim, bu projenin bu kadar aklıma yatacağını hiç düşünmemiştim. Ama çok iyi çalışmışsın Akif, tebrik ederim. Ben sana dedim, Macit, ben sana dedim kardeşim. Bu fırsat her zaman ele geçmez dedim. Doğruymuş vallahi, çok etkilendim. Durumunu düzeltmiş olmana da çok sevindim. Senin gibi güçlü bir ismin sektörden silinmesini istemezdim. Nasıl silinecek?
Kim silebilir ki beni ya, Allah'ını seversen ya? Ya bak, benim ismim inşaat fakültelerinde bir başarı hikayesi diye derslerde okutulacak ya. Sen ne diyorsun ya? İnşallah ortak, inşallah. Ortak. İnşallah ortağım. Ortim, canım ortağım. Asiye. Geldim, geldim, dur. Ömer, nasıl geçti yemek? Yemek iptal oldu. Hanımefendiyle biraz tartıştık da. İptal mi oldu? He. Sen ne yaptın bu saate kadar? Onu hiç sorma. Leyla ile yemek yedim. Leyla ile yemek mi yedin? Evet. Mekan çıkışı denk geldik öyle. O da açtı. Ben de açtım. Falan filan olaylar gelişti işte öyle ya. Falan filan. Ama eğer Süsen şu falan filanı duysa biraz bozulur, farkındasın değil mi? Ha işte tam da burada. Süsen duymayacak değil mi benim fıstığım? Güzel kardeşim benim. Tamam ya, benden bir şey çıkmaz da. Sanki bu kıza sizin böyle yollarınız fazla kesişmeye başladı gibi. Ne bileyim, anlamadım ki. Akipeler gitti mi acaba ya? Ha, bilmiyorum ki. Aradım da açmadı, gittiler herhalde. Gel. Akif. Ömerciğim, siz mi geldiniz? Ne yapıyorsunuz ya, erken geldin? Niye aramadın gelmeden? Aradım da açmadınız, ben de işiniz bitti zannettim. Abla, geldiniz mi? Ne işi? Ya iş işte ya, bize bir sohbet muhabbet ediyoruz ya. İş yani, öyle iş. Anladım. Senin çocuklar mı? Hayır, o bizim babamız değil. Bizim babamızın adı Veli. Siz kimsiniz o zaman? Ömer Bey, kapı çalıyor da yani. Ben mi açayım yoksa misafiriniz mi açmak ister? Sen aç Fatoş abla. Ne misafiri? Ne oluyor burada Akif? Kimin evi burası? Ya işte çocuklar. Bizim çocuklarımız. Efendim Asiye. Kendisi Elif, Emel'cim, ondan sonra Ömer. Ömer benim ortağım aynı zamanda. Biz bu evi birlikte, Ömer'le birlikte aldık. Bizim evimiz burası, biz birlikte yaşıyoruz. Hep beraber mutlu mesut yaşıyoruz. Bizim evimiz bura. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada dedim. Kimsiniz siz ya? Kamera şakası mı bu? Ömer ben, evin sahibiyim. Siz kimsiniz? Evin sahibi? Gerçekten? Evet. Kardeşlerimle birlikte yaşıyoruz burada. Siz kimsiniz? Pardon ya, ben unuttum. Özür dilerim. Evin sahibi. Çok güzel bir ev Ömer. Gerçekten. Yani sanki 40 yıllık annemin evine benziyor. İsmail. Gel bakayım buraya. Ne oluyor burada İsmail? Kim bu insanlar? Ha? Bu ne saçmalık ya? Ömer, kardeşleriyle beraber burada yaşıyorlar. Beyefendi de Akif Bey, Ömer'in misafiri.
Hani bu ev senin de Akif? Bu saatten sonra kendine kazıklayacak başka adam bul. Senin gibi sahtekarla işmiş yapmam ben. Ama Macit'ciğim sen hiç anlamadan, dinlemeden... Ortak ne olur bak Allah'ını seversen ya bir şunu bir ama yani yapma bu hiç hoş olmadı ki bu gidiş böyle. Ne, sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ne güzel ayarladım ben adamı. Ya kuşu kafese soktum bitirdik işi bitirdik. Sen neden bunu yapıyorsun? Al uçtu gitti adam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarım kaldı işimiz. Ne yapacağız? Ayrıca bu insanlar kim? Siz kimsiniz arkadaşım? Ya çok sıkıldım ben bu kimsiniz kimsiniz laflarından tamam mı Allah aşkına? Yani böyle kafam böyle karman çorman oldu. Ben Sevgi Hanım'ın oğluyum. Ahmet. Tamam. Ve bu evde de çocukluğum geçti. Onun için de bu ev benim evim oluyor. Şimdi eğer ehliyet, ruhsat, nüfus kağıdı ve doğum kağıdı falan gerekmiyorsa sizi dinlemek isterim. Kimsiniz siz? Ben sana dedim. Ben sana dedim zamanında. Bu kadına güvenme dedim. Oğlu gelir, kızı gelir, anası gelir, danası gelir dedim. Bu lüksten dedim, bu konfordan her an dedim mahrum kalabilirsiniz dedim. Ama sen ne yaptın? Dinlemedin beni. Dinlemedin. Ama Nakif amca sonra yapalım, şimdi yapalım. Yapalım mı, yapmayalım mı? Al gör. Al gör. Ne yapacaksın şimdi? Hadi al gör. Ne yapacaksın? Sen söyle bana. Hadi buyur. Ne yapacaksın? Söyle hadi. Siz bu evde ne hakla oturuyorsunuz? Hayır yani. Kim verdi size bu hakkı? Ne oluyor ya? Çıldırdı mı herkes burada ya? Anlasanıza. Biz Sevgi teyze öyle istediği için burada oturuyoruz. Annem ne istemişse istemiş olabilir. Ama ben bu evde ne ödüğü belirsiz insanlar görmek istemiyorum. O yüzden siz kendinize iyilik yapacak başka bir teyze bulun. Ve derhal bu evi boşaltın. Ha bak geldi adam işte. Vallahi ben durum daha da çirkinleşmeden ufaktan ilerliyorum. Araşırız, haberleşiriz Ömerciğim. Siz de artık eşyalarınızı mı topluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Adam tek başına gelse deve, kavimler göçü gibi gelmişler oğlum, ne yapacağım? Bana müsaade. Siz? Siz de gitmeyi düşünmez misiniz? Gitmeye niyetleri yok gibi, baksana. Ömer. Tamam, hadi gidelim. Yani zahmet olacak ama. Ömer tamam hadi gidelim diyorum. Biz kimsenin evine çökmedik ha. Sevgi teyzeye yardım ettik o da bize böyle bir fırsat sundu. O kadar. Ayrıca gitmemiz gerekiyorsa da gideriz. Ömer. Şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz?
bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle.